Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız Lap Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devre ALT kampımızın geldik 17. gününe ve bugün fonksiyonlar konusunun konu anlatımının ikinci kısmını yapacağız arkadaşlar. Sayfayı göstereyim orada konuşalım daha net bir şekilde anlarsınız. Zaten burada 86. soruyla beraber fonksiyonların giriş kısmını yani 10. sınıfta gördüğünüz kısmını yaptık. Bundan sonraki kısım 11. sınıftaki fonksiyon konusunu kapsayacaktır. Yani bundan sonrasını anlayabilmeniz, kavrayabilmeniz için öncesini bir önceki 16. günü zaten izlemeniz gerekiyor. Bu birinci aşama. Bu bir. Sonra. Şimdi burada fonksiyon uygulamalarında zaten birçok başlık olacak. Bunların hepsini sizlere açıklayacağım. Bir de burada öğrenmeniz gereken bir konu var. İkinci dereceden denklemlerin fonksiyonların grafik çizimi. Ki bu zaten parabol konusu değiştiğer. Yani yani. Şimdi burada göreceğiniz, burada göreceğiniz fonksiyonlarla uygulama başlığı altında öğreneceğiniz her şeyi parabolde bir daha kullanacağız. Bu bir. Yani hocam ben şu an parabol bilmeden bu konuyu izleyebilir miyim? Evet. O şekilde anlatacağım. Siz uygulamalarla alakalı mesela artanlık, azalanlık, efendime söyleyeyim işte pozitif, negatif olan aralık, ortalama değişim hızı bunların başlıklarının hepsini öğreneceksiniz. Daha sonra bunları ikinci derece eşitsizliklerde, parabolde polinomda ve bundan sonraki tüm konularda kullanacağız. O yüzden önce temel olarak fonksiyonlarda uygulama başlığı altında 11. sınıfta ne anlatılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz ve sizlere bunları öğreteceğim. E yine bitmeyecek. Yine bitmeyecek. Bir de 12. sınıfta dönüşümler konusu var. Onu da içine o da fonksiyonları kapsıyor. O da geometri kısmı zaten var. Onu da oradan izleyip tamamlayabileceksiniz. Yani hepsini tamamladığınızda fonksiyonlar konusu bitirecek. Bakın söylüyorum tekrar. Siz hepsini, hatta logaritma da bir fonksiyondur, dizi de bir fonksiyondur. Bunların hepsini tamamladığınızda fonksiyonlar konusu konuşulmayacak. Yani fonksiyonlar başlığı altında anlatılanlar sadece fonksiyonların %60'ıdır diyorum size bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Kim olursa olsun. Eşitsizlikler, ikililer eşitsizlikler, parabol, polinom, efendim söyleyeyim logaritma, dizi, bunların hepsi birer fonksiyondur. Hatta ve hatta bunların içinde bundan önceki tüm konuları tekrar tekrar kullanacağımızı hatırlatmış olayım. Sol üste tıkladığınızda bu videonun ikinci videonun çözüm videosuna bu pdf'in çözüm videosuna sağ üstte tıkladığınızda ise bu videonun da içinde bulunduğu oynatma listesine ulaşabilirsiniz diyelim. Ve fonksiyonlarda uygulamalar konu anlatımının ikinci videosuyla devam edelim. Dediğim gibi ikinci dereceden fonksiyonun grafik çizimi zaten parabol konusu içinde çok detaylı bir şekilde açıklanacak. Yine kullanmamız gereken ufak tefek noktalar olacak. Bunları burada vermeye çalışacağım. Fonksiyonlarda uygulamalar diyorum ve benim ilk başlığım artan ve azalan fonksiyonlar. Tanım bazında söyleyelim. Diyor ki x2 kökü x2 kökü x1 kökünden büyükken fonksiyonu da yerine yazdığınızda yani tanım kümesindeki x2 x1'den büyükken bakın burada x2 x1'den büyükken senin görüntün de görüntündeki fx2 de fx1'den büyük oluyorsa bu fonksiyon artandır veya tam tersi x1 x2'den büyükken fx1 fx2'den büyük oluyorsa bu fonksiyon artandır. Bu bir. Yani siz fonksiyon bazında buradan çözebilirsiniz. Grafik bazında nasıl çözeceğiz? Şuradaki grafiğe baktığınızda x1 diyelim fx1 olsun x2 diyelim fx2 olsun. Fonksiyonun grafiği bakın alt sınırdan başladım. Üst sınıra kadar yani şu şekilde ok gösterdiğimde bu bana artan olduğunu söyleyecek. Tam tersi olduğunda ise bu da bana azalan olduğunu söyleyecek. İlla doğrusal olmak zorunda değilim. İkinci dereceden denklemlerin grafiği de paraboldür zaten. Parabolün bakın şu kolu aşağıya doğru azalan bu kolu yukarı doğru artan. Yani siz fonksiyona baktığınızda fonksiyonun kolu yukarı doğruysa artan artık nereye kadar yukarı doğruysa veya nereye kadar aşağı doğruysa o da azalan olmuş oluyor. Yine fonksiyon bazında x1 köküm x2 kökünden küçükken tam tersi oluyor. Bakın normalde fx2 büyük oluyordu. fx1 fx2'den büyük ise bu fonksiyon da azalan fonksiyondur diyor. X1 köküm burada. X2 köküm burada. Gördüğünüz gibi birleştirdiğimiz noktaları fonksiyon bu şekilde olsun diyelim. E kol aşağıya doğru hocam. O zaman bu fonksiyon bu şekilde azalan olarak adlandırılır. Yani size istediğim kadar karmaşık fonksiyon versem nerelerde azalan, nerelerde artan dediğimde bakmanız gereken şey kol yukarı doğru mu, kol aşağıya doğru mu? Mesela 87. sorumuzda grafikte ben bunu sormuşum size. f, r'den r'ye fx eşittir 4 x fonksiyonunun grafiğini çizerek artan veya azalanlığını araştırırız. Hatta ben bunu iki yola yapayım. Bir, o x 1 çözümle yapayım. x 1 çözümle yaptığımızda diyelim ki x1 küçüktür x2 olsun. Sonra burada fx1 buluyorum. fx1 eşittir. x yerine x1 yazdım. 4 eksi x1'e fx2'yi bulayım. fx2 eşittir. Bu da 4 eksi x2'ye. Bakın şunları elde etmeye çalışacağım. 4 x1 ve 4 x2 elde etmeye çalışacağım. Şöyle yapalım. Önce her yere eksi ile çarpıyorum. Nedir? Eksi x1 yön değiştirdi. Eksi x2. Sonra her yere 4 ekledim. 4 eksi x1 büyüktür. 4 eksi x2. 4 eksi x1 dediğim fx1 idi. Bakın fx1 idi. Bu büyük oldu o zaman. 4 eksi x2 de fx2 idi. Tekrar okuyorum. x1 x2'den küçükken fx1 fx2'den büyük olduğu için bu ikinci şartı sağlıyor. O zaman bu fonksiyon azalandır. İster buradan yaparım. Soru benden ne istemiş? Grafikte de gösterin demiş. Grafiğini çiziyorum. Grafik üzerinde gösteriyorum. Eks, eksenlerimi çizdim. Bu benim x eksenim. Bu benim y eksenim. 4 eksi x'in grafiği. Y eşittir işte 4 eksi x'in grafiği. X yerine 0 versem y'si 4'ten geçer. Y yerine 0 versem diğer tarafa attım. X yine 4'ten geçer. Noktaları birleştirdiğimizde benim fonksiyonumun grafiği bu oluyor fx. E baktığımızda kollar aşağıya doğru. Yani bu fonksiyon azalan olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar bu kadar. Artanlık, azalanlık mantıken bu. Peki bir diğer başlığımıza geçelim. Pozitif ve negatif olan aralıklar. Bu ne anlama geliyor? Şimdi tanım tanım gidelim. Görüyorsunuz x1, x2, x3, x4 köklerimizi vermişim. fx fonksiyonu vermişim ben size. f fonksiyonu vermişim özür diliyorum. f fonksiyonu x1, x2 ve x3, x4 aralıklarında Şimdi bakın. Burada fonksiyona baktığınızda x ekseninin üstünde kalan kısım görüntüdür. Yani bu sarıyla gösterdiğim kısımlar x ekseninin üstünde kaldığı için pozitiftir. Bu bir. Sonra bu mavi ile gösterdiğim kısımlarda x eksenin altında kaldığı için bakın y ekseni düşünün. Burası negatif oluyordu. Yani bunların hepsi negatiftir. Bu da negatiftir. Bir de tam olarak x1, x2, x3 ve x4 kökünü yerine yazdığımda Bunlar da sıfırdır. Yani pozitif aralık, negatif aralık şöyle bulunur. F fonksiyonu x1 x2 açık aralık ve x3 x4 açık aralıklarında fx büyüktür sıfır yani fonksiyon pozitif değerlidir diyor. Burada her yerde pozitif değerlidir. Benden bunu isteyebilirdi. F fonksiyonu eksi sonsuz x1 bakın x2 x3 ve x4 sonsuz aralıklarından fx'im yani benim görüntüm sıfırdan küçük olduğu için burada her yerde negatif değerlidir. Ve fonksiyonun grafiğinin x ekseni kestiği x1, x2, x3, x4 noktalarından fx eşittir sıfır denklemin kökleridir. Yani burada da benim görüntülerim sıfır olarak bulunuyor. Bu da pozitif ve negatif olan aralıklardır diyelim arkadaşlar. Devam edelim 88. sorumuzda. Şekilde verilen y eşittir f fonksiyonunda fx küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Ne diyor? Görüntü sıfırdan küçük olsun diyor. E görüntü sıfırdan küçükse burası ve burasıdır. Yani benim çözüm kümem eksi sonsuz virgül eksi 4 açık birleşim. Buradan da 3 virgül artı sonsuz açık. Burada eksi sonsuzdan değerler geldi. Nereye kadar geldi? Tam sayıları yazayım. Çünkü tam sayıların toplamını istiyor. İşte eksi 6 eksi 5. Buraya kadar tamam. Virgül. Buradan sonrası da 3'ten sonra tam sayı olan 4, 5, 6 bla 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 sonsuza kadar gitti. E ben bunları toplayacağım. Şimdi eksi sonsuzdan artı sonsuzdan birbirlerini götürdü zaten. Sonra eksi 6 artı 6'yı sıfırladı topladığımızda. Eksi 5 artı 5'i sıfırladı. Burada sadece 4 tam sayısı yalnız kaldı. Bu da bana 88. sorumun cevabını 4 olarak bulurmuş oluyor. Bu da anlaşıldı. Yani ben ne yaptım? Aralık kavramını öğrendim. Aralık kavramını öğrendim. Şimdi geldim minimum ve maksimum noktalara. Bakın minimum ve maksimum noktalara. Burada temsili bir grafik var elimizde. Bu temsili grafikte baktığımızda ulaşabildiği maksimum değer bakın değer. Değer dediğimde bu FA değeridir. Maksimum değer. Maksimum değere ulaştığı nokta A'dır. Eğer bizden maksimum noktayı isterse bakın bu yani maksimum nokta demeyeyim. Tamam maksimum nokta demiyor. Maksimum nokta derse x'ten a'yı almışım. y'den f a'yı Yani maksimum nokta dediğinde A virgül F A ikilisini alacağım. Bakın ilk sene A yazmışım. F A ya ulaşmışım. Sonra minimum nokta derse baktığımızda burada uç noktası X'e C verdiğimde y'si F C gelmiş ve alabileceği minimum değerini almış. Bunun adı da minimum noktadır. Minimum değer deseydi direkt F C'yi Bakın minimum değer dese F C. Maksimum değer dese de F alacaktım. Veya şöyle sorabilirdim. Maksimum değerini aldığı nokta kütlesi A'yı minimum değerini aldığı nokta C'yi ama maksimum nokta minimum nokta dediğinde sıralı ikili olarak bulmuş oluyorum. Bu da tamam hocam. Harika gidiyoruz. Bir soru üzerine hepsini yapalım. Yani buraya kadar ki bilgilerimizi bir soru üzerinde pekiştirelim. Yukarıda grafiği verilen f-4 4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun azalan olduğu aralık nedir diyor. Bakın azalan olduğu aralık. Azalan olması için kolların aşağı doğru olması lazımdı. Bu noktadan buraya kadar azaldı. Bu noktadan da buraya kadar azaldı. Yani benim kümem. Bakın eksi 4 kapalı. Eksi 4 kapalı. Virgül. Gerçi kapalı açıktı. Hatırlatalım. Hatırlatalım. Kapalı açıktı arkadaşlar. Sınırlar kapanmıyor. Yani şunu diyemiyorsunuz. Hocam tam bu eksi 4 noktası 4 noktası azalandır diyemiyorsunuz. Uç değerler kapalı uç değerler azalan artan fonksiyonlarda açık oluyor. Bu bir. Yani burası Eksi 4 virgül alt sınır 1'e kadar geliyor. Eksi 4 virgül 1 bir, birleşim. Birleşim. Bir de 3 virgül 4. Bu da 3 açık virgül 4 açık olarak bulunuyor. Eksi 4 1, 3 4. Bu birinci kısım. Bu tamam. Artan olduğu aralık. Bu sefer fonksiyonun kolları yukarı doğru olacak. Nerede? Eksi 5'ten 3'e kadar olan kısımda yukarı doğru. Demek ki benim artan olduğum aralık. Eksi 5 açık virgül 3 açık kontrol ede de geliyorum ki sıkıntı yaşamayalım. Eksi 5 ile özür diliyorum. Burada x noktası 1 noktası. Eksi 5 görüntü. 1'den 3'e kadar olan kısım. 1'den 3'e kadar olan kısım. Artan kısım minimum ve maksimum noktaları nelerdir diyor. Ulaştığı minimum değer eksi 5'tir ve bu nokta şu şekilde yazılır. X'i 1, Y'si eksi 5. Bu benim minimumum, minimum, minimum noktam. Bir de maksimum lazım bana. E bu fonksiyona baktığımızda ulaştığı maksimum değer de 4'tür. E bu da şöyle yazılır. X'i eksi 4, Y'si 4 olarak. Minimum ve maksimum noktalar bunlardır arkadaşlar 89. sorumuzda. Yanlış olmasın 1 eksi 5 4 eksi 4. Bir de minimum ve maksimum değerleri istiyor bizden. Baktığımızda benim minimum değerim eksi 5'e virgül maksimum değerim de buradan 4'e ulaşmış oluyor. Eksi 5'e 4 de 5'in 4. öncülümüzün cevabı olarak bulunmuş olur. Bu da tamam hocam. Bu da tamam. Bu da tamam. Sıkıntı yok. Geldik bir sonraki uygulamamıza. Bakın bunları size öğretiyorum. Bunları toplu, toplu soru yapacağız bunları merak etmeyin. Bol bol soru yapacağız. Hatta burada bitmeyecek bu. Kaya soru, kaya test, elit soru, elit testlerde zaten bol bol soru karşınıza çıkaracağım. Ortalama değişim hızı. Bir fonksiyonda birim zamanda meydana gelen değişimler ortalama değişim hızı adlandırılır. Ortalama değişim hızı değişim ortalama değişim hızı adlandırılır. Ortalama değişim hızı olarak adlandırılır. Bunu düzeltiriz. Tamam fonksiyonun belirli bir aralıktaki ortalama değişim hızı aşağıdaki gibi hesaplanır. Mesela burada bakın x1 x2 arasındaki ben değişim hızını bulmak istersem bu fonksiyonda. Y eşittir f fonksiyonunun kapalı x1 x2 aralığında bu aralıktaki bakın bu aralıktaki yani şundan bahsediyor. Bu aralıktaki ortalama değişim hızı şöyle hesaplanır. delta y bölü delta x. Bu ne demektir? Delta demek y'ler arasındaki fark. Bakın y'ler arasındaki fark. Y'ler de f'lerdi de ya. Demek ki fx 2'den fx 1'i çıkarttım. Peki hocam fx 1 eksi fx 2 yapsam sorun değil. Payda ona göre ayarlayacaksınız. Yani fx 2 eksi fx 1 yaptığınızda y'deki değişimler. Paydamızda de delta x x'deki değişimlerde. Bakın önce x 2'yi aldıysanız fx 2, buradan da x 2 eksi x 1 yapacaksınız. Tam tersini yaptınız yine aynı sonuç çıkar. Ne demek istiyorum? fx1 eksi fx2 bölü x1 eksi x2. Değişim hızı bu şekilde bulunmuş olur. İleride göreceğiz zaten. Aslında değişim hızı türevi verecek bize o noktada ve türevde eğimi yönlendirecek bize. Zaten burada bunu bulmak demek aslında eğimi bulmak demek. Eğimi bulmak demek bakın. Aynı şekilde buraya geldiğimizde yine illa bu doğrusu olmak zorunda değil. Yine x1 x2 ve fx1 fx2 aynı mantıkla siz değişimini bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonların herhangi bir aralıktaki ortalama değişim hızı sabittir ve doğrunun eğimine eşittir. Buradan da aslında 12. sınıf olasılık konusu olan türeve geçiş yapacaksınız. Y'lerdeki değişim bölü x'lerdeki değişim sonsuz yaklaştığınızda bu sefer x x sıfıra yaklaştığınızda diyeyim bu sefer türeve geçiş yapacaksınız. Bu oranın konusu ama tekrar söylüyorum bu ortalama değişim hızı sabit oluyor doğrusal fonksiyonu bakın burada da aynıdır. Burada da aynıdır. Burada da aynıdır. Çünkü doğru ilerliyor Ama parabolde veya başka bir grafikte bu sabit olmayacak. Ve bu da doğrunun eğimine eşit olmuş olacak diyelim ve 90. sorumuzla devam edelim. Diyor ki fx eşittir. Eksi x kare artı 6 fonksiyonu için 1 3 aralığında ortalama değişim hızı nedir? Eksi 1 1 aralığındaki ortalama değişim hızı nedir diyor. Hocam bu parabol fonksiyonu grafik çizmeme gerek var mı? Hayır. Nasıl bulunduğunu hatırlattık size. Delta y bölü delta x eşittir. Y'lerdeki değişim 3'ten 1'i çıkaralım. F3 eksi F1 bölü x'lerdeki değişim de 3 eksi 1'dir. Eşittir. Önce F3'ü x yerine 3 yazdığımızda eksi 3'ün karesinden 9 artı 6 eksi parantez. X yerine 1 yazdığımızda eksi 1 artı 6 bölü paydamız 3 eksi 1'den 2'ye eşittir. Bu artı 6, bu artı 6 altı, eksi 6'mıza gitti. Eksi 8'den artı 1, eksi 9 artı 1'den eksi 8 bölü paydamızda zaten. 2 oldu. Eksi 8 bölü 2'den de eksi 4 değerini buldum. 90. sorumuzun i şıkkı eksi 4'tür. Bu bana eğimin eksi 4 olduğunu söyler. Bakın eğimin eksi 4. Hatta eğimin eksi 4 olması demek de kollar aşağıya doğru demektir. Yani azalandır burada. Bu da önemli. Bu aralıkta azalandır. İnanmazsanız bu parabolu çizin. Bu aralıkta azalan olduğunu kendiniz görün. Güzel. Eksi 1, 1 aralığındaki değişim hızına bakalım. Yine aynı mantık gidiyorum. Bu i şıkkı diyelim. Bu 2 i şıkkı. Delta y bölü delta x arıyorum ben. Bu da f1 eksi f eksi 1 bölü 1 eksi eksi 1 eşittir. f1 dediğim x yerine 1 yazdık. Eksi 1 artı 6 eksi parantez. f eksi 1 dediğim eksi 1'in karesi 1'den. Buradan yine eksi 1 geldi artı 6 bölü paydamızda bir eksi eksiden artı oldu. Yani 2 oldu. Artı 6 eksi 6'yı götürdü. Eksi eksiden artı 1. Eksi 1 bir artı 1'den de 0'dır. Bu da 0 bölü 2'den. Bakın 0 bölü 2'den. Yanlış olmasın. Bu da bana eğimimizi 0 olarak buldurmuş olur. Eksi 1 1 aralığında bu fonksiyonun değişim hızı 0'dır diyoruz arkadaşlar. Budur. Değişim hızı, ortalama değişim hızı bu şekilde bulunmuş oldu. Geldik uygulamamızdaki önemli noktalardan birine. Parçalı fonksiyon ve grafiğinin çizimine. Parçalı fonksiyonu bileceksiniz. Parçalı fonksiyonun grafiğini çizmeyi bileceksiniz. Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyon nedir? Yani size bir f fonksiyonu vereceğim ve bu f'teki x değerim eğer a'dan küçükse dışarıya hx gibi davranacak ve bu f fonksiyonumun x'i a'dan büyük eşitse gx gibi davranacak. Hocam bu eşitlik bulunmak zorunda mı? Evet. Çünkü fonksiyon olma şartındaki tanım kümesindeki tüm değerleri ben yazmak zorundayım değil mi? Şimdi burada eşitlik olmadığını düşünün. O zaman ben A'yı kullanamıyorum. A'yı kullanamadığım için bu fonksiyon olmuyor. Bunun fonksiyon olması için tanım kümesindeki tüm elemanları kullanacağım. Yani biz bazen fonksiyonları parçalayacağız kendimiz. Mutlak değer fonksiyonu verecek bize. Biz bunu parçalı yazmaya çalışacağız. Orada bu eşitliği ister buraya koyacaksınız ister buraya. Fark etmeyecek. Göreceksiniz zaten. Tamam. X eşittir A noktası bu parçalı fonksiyonun kritik noktasıdır. Bu kelimeye alışın. Kritik nokta. Kritik nokta mutlak değerde parçalanış yaşadığı noktadır. Peki hocam sadece bir tane mi kritik nokta olabilir? Hayır. Diyelim ki x sayısı a'dan küçükse hx olsun. a ile b arasındaysa gx olsun. b'den büyükse px olsun. Gördüğünüz gibi üç fonksiyon oluştu. Ve burada a virgül b dediğim bakın x eşittir a ve x eşittir b fonksiyonun kritik noktasıdır. Buradan ben şunu anlıyorum. Eğer benim bir tane kritik noktam varsa iki fonksiyonla parçalanır. İki tane kritik noktam varsa üç fonksiyonu parçalanır. E bu mantıkla gidersem üç kritik nokta varsa dört fonksiyonu parçalanacak. Ve her bir parçanın grafiğini çizeceğiz. Parçalı fonksiyon grafiklerini çizmek için kritik nokta bulunur. Kritik noktanın sağ ve sol tarafındaki grafiklerin birleşimiyle parçalı fonksiyon grafiği elde edilir diyor bana. Ve geldik. Önce bir bunu okumayı öğrenelim. fx eşittir. x eksi 2'den küçükse x artı 3. Eksi 2 ile 1 arasındaysa kapalı aralık x artı 1. Ve x 1'den büyükse x kare. Benden f eksi 4'ü istiyor. f eksi 4 x yerine 4 yazmak demek. Eksi 2'den küçük x artı 3'ü kullanacağım. x yerine 4 yazdım. Eksi 4 artı 3'ten eşittir. Eksi 1'e. Sonra f1 lazım bana. f1. x yerine 1 yazacağım. Bu fonksiyonu kullanacağım. Geldim yazdım. Buradan 1 artı 1'den 2 çıkar. Sonra f5 lazım bana. x yerine 5 yazacağım. E birden büyük değerler bu fonksiyonu kullanacağım. Bu da 5'in karesinden 25'tir. 3'ünün toplamını istiyor. 25, 2 daha 27. 1 çıkarttığımızda 26 geldi. Ve 91. sorumuzun cevabı da bu şekilde 26 olarak bulunmuş olur. Geldik grafik çizimine. Önemli arkadaşlar eğer grafiği siz kendiniz çizebiliyorsanız grafiği verilen fonksiyonu rahat rahat çözebilirsiniz. fx eşittir. x sıfırdan küçükse x artı 3. x sıfırdan büyük eşitse 4. Parçalı fonksiyonun grafiği nedir diyor bana. Eksenlerimi ben size çizeyim. Bu benim x eksenim. Bu benim y eksenim. Geniş, geniş çiziyoruz. Zaten alanımız oldukça fazla var. X ve y. Benim kritik noktam gördüğünüz gibi sıfır. Bakın sıfır demek burası. Burası benim kritik noktam. Sıfırın solu ve sağı olarak farklı şekilde davranacak. Bu bir. Sonra sıfırın sağ tarafı çok kolay. Yani sıfırdan büyük olan değerlerde fonksiyon sürekli dörde gidiyor. Hatta ve hatta eşitlik burada ya. X eşittir sıfır yazdığımda benim fx'im f sıfır. F sıfır eşittir dörde. X yerine sıfır yazdım. Fonksiyonumuz dörde gitti. Burası var. Devam. Bir tane değer büyüteyim. Bir yazayım. Zaten sabit fonksiyon da. X yerine ben bir yazsam. Eh bir fonksiyonu da dörde gider hocam. O zaman burası da parçalayı kullanayım da daha bir şekil şu kulu olsun. Bu da arkadaşlar aynı şekilde dörde gider. Bu da tamam. E ben iki 2 yazsam, 2 yazsam yine dörde gidecek. 3 yazsam yine dörde gidecek. Yani fonksiyonumuzun sağ tarafı. Bakın sağ tarafı. Bu şekilde sonsuza kadar gidecek. Bu bir. Geldim sol tarafa. Sol tarafa geldim. Şimdi burada fonksiyonumuz x artı 3 x sıfırdan küçük. Hocam eşitlik burada sorun değil. Burada yine ben x yerine sıfır yazsam yukarıda. Bakın x yerine sıfır yazsam yukarıda. eşit işte olmayacak ama onu göstereceğim. X yerine yukarıda sıfır yazsam. Sıfır artı 3 ne oldu? 3. Demek ki ben sıfır yazamıyorum ya. Yazdığımda 3'e gidiyor. Yani 3 açık olmuş oluyor. Buradan başlıyor fonksiyon. Diğer sol taraf buradan başlıyor. Zaten hem bura kapalı hem bura kapalı olamaz. O zaman fonksiyon olmaz. Hatırlayın. Dikey çizgi testinde bir noktadan kesmek zorundaydı. E ben burayı kapalı yapsam o olmuyor. Sonra değer küçülttüm. X yerine eksi 1 yazdım. Burada x artı 3 fonksiyonda x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 artı 3'ten 2'den gitti. 2'den kesti. Burası. E direkt benim bu doğrusal fonksiyon olduğu için acaba x ekseni hangi noktada kesiyor? E bunu bulmanın yolu da bakın x artı 3 eşittir 0 dersem x'imizi eksi 3'ten kesiyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu noktaları birleştirdiğimde bakın eksi 3'ten kesecek. Bu noktaları birleştiğinde fonksiyonumuz sol tarafı da bu şekilde çizilmiş oldu. Yani x artı 3'ün grafiği x küçüktür 0 bu tarafı gösteriyor. 4 sabit fonksiyonun grafiği büyük eşittir 0'da da bu tarafı göstermiş oluyor diyelim. Ve 92. sorumuzu da bu şekilde tamamlayalım. 93. sorumuz üç parçalık bir fonksiyon. fx verilmiş x 2 x eksi 1'den küçükse eksi 1 ile 3 arasında 2 ve 3'ten büyükse eksi x, x parçalı fonksiyonun grafiği nedir diyor. Yine geniş geniş bizim yerimiz var zaten sorun edecek bir şey yok. Eksenlerimi çiziyorum. x eksenim ve y eksenim. Kritik noktalarım bir 1, 1 var. Bakın eksi 1 noktası burada Sonra 3 var. 3 noktası burada olsun. Bir de başka bir şey yok zaten. Eksi 1'e 3 noktaları var. Sanki 3'ü biraz daha uzağa yazsam daha iyi olur gibi. Yani. 3'ü biraz daha uzağa yazayım. 3 burada olsun. Sonra en baştan çizmeye başlıyorum. X eksi 1'den küçükse. Şimdi eksi 1 değerini veremiyorum ya. Ben en üstteki fonksiyonda x yerine eksi 1 verip açık olan alanı bulayım. X yerine eksi 1 versem ben. Eksi 1 eksi 2'den fonksiyonumuz eksi 3'e gidiyor. Yani x yerine eksi 1 verdiğimizde fonksiyonumuz eksi 3'ten geçiyor. Şöyle indirdim. Buradan buraya getirdim. Burası 1. Sonra acaba x ekseni nerede kesiyor? Onu da bulalım. x eksi 2 yerine 0. x buradan 2 olduğunda bakın x burada 2 olduğunda x ekseni kesiyor. Fakat ben bu noktanın sağ tarafına gitmiyorum. Benim işim bu eksi 1 noktasının sol tarafı. O zaman eksi 1'in sol tarafına bir değer daha vereyim. x'e eksi 2 verdim. Bu da eksi 2 eksi 2'den fonksiyon eksi 4'ten geçiyor. X yerine eksi 2 verdim. Fonksiyon eksi 4'ten geçiyor. Noktalarımızı şöyle birleştirelim. Bu iki noktadan geçecek. Bakın bu iki noktadan geçecek. Hatta eksi 1'e eksi 3 sağlam. Bir dakika. Eksi 1'e eksi 3 veremiyoruz. Yani burası açık. Burası açık. Burası açık. Burası sağlıyor. O zaman benim grafimin bu tarafı bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Eksi sonsuza kadar. Bu bir. Sonra Eksi 1 ile 3 aralığında iki fonksiyona denk geliyormuş. Yani x'e eksi 1 versek, x'e eksi 1 versek 2'den geçer. Geçsin. 2'den geçecek. Bu 1. 0 versem 2'den geçer. 1 versem 2'den geçer. En son 3 versem yine sabit fonksiyon olduğuna göre 2'den geçecek. Fonksiyonumuzun tam ortası bu şekildedir. Sabit fonksiyon x eşittir, f eşittir. 2 fonksiyonu. Sonra 3'ün sağ tarafı için devam ediyorum. x 3'ten büyük olduğunda eksi x'ten geçecek. Eşit olmadığı yeri bulayım. Ben x yerine 3 versem fonksiyonum eksi 3'ten geçemez diyor. x yerine 3 verdim. Fonksiyonum eksi 3'te açık olur. Bakın burası açık. Sonra değer büyütüyorum. x yerine 4 verdim. Bu da eksi 4'ten geçiyor. Bakın x yerine 4 verdim. Bu da eksi 4'ten geçer. O da hocam burasıdır. E ben bu noktaları birleştirdiğimde de fonksiyonumun en sağ tarafı da bu şekilde sonsuza kadar gider. Yani geldim açık Buradan devam ediyorum. Kapalı kapalı kapalı. Geldim açık. Buradan devam ediyorum. Fonksiyonumuzun grafiği, parçalı fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde çizilmiş olur arkadaşlar. Geldik bir kademe gerisine. Ne demek istiyorum? Mutlak değer fonksiyonları parçalı fonksiyonların bir kademe gerisidir. Yani siz önce mutlak değer fonksiyonu parçalı şekilde yazacaksınız. Ondan sonra grafiğini çizeceksiniz. Mutlak değer fonksiyon ve grafiğinin çizilmesi. Şöyle yapalım. Bir mutlak değer fx verildiğinde eğer sizin fx'iniz yani mutlak değerin içi sıfırdan büyük ise ki kritik noktayı bulacağız merak etmeyin nasıl bulunur göstereceğim. Sıfırdan büyük ise aynen çıkar. Sıfır eşit ise zaten sıfırdır. Sıfırdan küçük ise eksi çarpılıp çıkar. Bakın sıfır eşitlik kısmını burada yazmayabilirsiniz. Fark etmez. İster buraya yazın. isterseniz buraya yazın. İkisinde de aynı sonucu zaten verecektir. Yani bunlar aslında orada birleşecek. Kritik noktam 3 ise eğer. Diyelim ki bu fonksiyonun grafiği bu tarafa. Bu tarafa gitti. Bakın 3 noktası burası olsun. Fonksiyonun diğer grafiği de buradan başlamak zorunda kalır. Zaten çizdikçe göreceksiniz. Biçimde tanımlanan mutlak değer y eşittir mutlak değer fonksiyonu denir. Ve fx eşittir 0. Şuradaki mutlak değerin içini 0 yapan değer fonksiyonumuzun kritik noktası veya birden fazla olabilir kritik noktaları olabilir. Hemen bakalım. 94. sorumuzda mutlak değer x 3 eksi 2 x eşittir 6 denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Bakın burada mutlak değerli bir denklem çözeceğim. Fonksiyon değil. Neden anlatıyorum bunu? Çünkü bunu ikinci dereceden denklemlerde anlattım arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerde mutlak değerli denklemleri bahsettik. Ve iki yol gösterdim. Birinci yolumuz şu. İki ihtimal var. Ya burası dışarıya aynen çıkar ya da eksiyle çarpılıp çıkar. Siz iki çözüm yaptığınızda iki farklı kök bulacaksınız birinci derece olduğu için ve ikisi de cevap olmayabilir. Ne yapıyorsunuz? Bulduğunuz iki kökü gelip burada yerine yazıyorsunuz. Eğer eşitlik sağlanırsa o çözümdür. Ama daha garantisi olan hiç yerine yazmanızı gerektirmeyecek şekilde ben bunu parçalı şekilde yazabilirim. Yazalım. İki ihtimal var. fix demeyeyim. Fx demeyeyim. İki ihtimal var. Birinci ihtimalim benim kritik noktam x eksi 3 eşittir 0 ise x eşittir 3'tür. Bakın bu benim kritik noktam. E ihtimalle o zaman benim x sayım ya 3'ten küçük olacak veya benim x sayım 3'ten büyük eşit olacak. Hocam eşitliği buraya yazmadım. Buraya yazdım sorun olur mu? Olmaz. Çünkü zaten yazdığımızda 0 yapacak kritik noktayı. <laughs> Eğer x 3'ten küçükse mutlak derin için negatiftir. Dışarıya eksiyle çarpılıp çıkar. Eksi x, x artı 3 eksi 2x eşittir 6 ya. çözelim. Eksi x eksi 2x'den eksi 3x. 3'ü diğer tarafa attım. 3 buradan x eşittir. Eksi 1. Ne kabul ettim ben? 3'ten küçük kabul ettim. Bakın 3'ten küçük buldum. O zaman bu benim kökümdür. Yerine yazmanıza gerek yok. Veya eğer 3'ten büyük eşitse mutlak derinçe pozitiftir. Dışarıya aynen çıkar. x eksi 3 eksi 2x eşittir. 6 ya. x eksi 2x'den eksi x. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. Artı 3'ten 9. Buradan x eşittir. Eksi 9 ne kabul ettim? 3'ten büyük eşit olacak. Ama eksi 9 buldum. Demek ki bu sağlamaz. İnanmazsan yaz. Eksi 9 yaz. 12. Eksi 9 yaz. Artı 18. 12, 18 ne oldu? 30 oldu. 6 eşit olmadı. O yüzden benim çözüm kümem tek elemanlı. Eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. 94. sorumuzda. 95. sorumuzda yeni bir denklem çözümü. Bu sefer iki tane kritik nokta var. Mutlak değer x artı 2 artı mutlak değer x eksi 3 eşittir 5 denkleminin çözüm kümesi nedir diyor? Ezber mi ezber yok. Çözelim hocam. Dediğim gibi burayı sıfır yapan değer x artı 2 eşittir sıfırsa x eşittir eksi 2'ye. Bir de x eksi 3 eşittir sıfırsa x eşittir 3'e. İki tane kritik nokta var. O zaman üç tane fonksiyon oluşacak. Nedir bu fonksiyonlar? Küçük olan eksi 2, x küçüktür eksi 2 veya İkinci ihtimalim benim x'im eksi 2 ile bakın 3 arasında eşitlikleri buraya yazayım. Veya üçüncü ihtimalim x büyüktür 3'e. Bu eşitlik burada olabilirdi, burada da olabilirdi. Fark etmez. Bunu zaten tekrar tekrar söyledik. Sonra eğer benim x sayım eksi 2'den küçükse misal eksi 3 yerine yazdım içerisi negatif. Yerine yazdım içerisi negatif. İkisi de dışarıya eksi çarpılıp çıkacak. Çıkaralım. Burası eksi x eksi 2 eksi x artı 3 eşittir. 5'e bakın. Eksi x eksi x'den eksi 2x. Eksi 2 artı 3 yanlış olmasın. Eksi 2 artı 3 1'i diğer tarafa atma eşittir. 4'e buradan x eşittir. Eksi 2'ye. Ben eksi 2'den küçük kabul ettim. X eksi 2 buldum. Buradan çözüm gelmedi. Bu bir. Buna bakalım. X eğer 3'ten büyükse. Burası pozitif. Burası pozitif. Çıkar çıkaralım. X artı 2 artı. X eksi 3 eşittir. 5'e. 2x eksi bir diğer tarafa attım. 6'ya x eşittir 3'e. 3'ten büyük kabul ettim. 3 buldum. Buradan da çözüm gelmez. Hocam peki bu eşitliği buraya değil de buraya yazsam ne olacaktı? Eksi 2 ve 3 köke dahil olacaktı. Zaten buradan da dahil olacak. Merak etmeyin. Eksi 2 ile 3 arasında 0 değerini aldım. Yerine yazdım 0'ı. Burası pozitif oldu. Diğer taraf bu sefer bakın diğer taraf bu sefer negatif oldu. O zaman bu aynen çıktı. X artı 2. Bu eksiyle çarpılıp çıktı. Eksi x artı 3 eşittir 5'e. Buradaki x sayısı eksi x'i götürdü. Ne geldi? 5 eşittir 5. Şimdi birinci dereceden denklemlerde ne demiştik? Eşitlik sağlandığında reel sayılar oluyor. Ama benim çalıştığım küme bu küme olduğu için direkt bu küme benim çözüm kümem oluyor. Eksi 2 3 kapalı aralık benim çözüm kümemdir. 95. sorumuzun cevabını da bu şekilde bulmuş oluruz. Ve geldik grafik çizimine. 96. sorumuzda. F, R'den neye? Fx eşittir. Mutlak değer x artı 3 fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. İki şekilde çizeceğim. Bir, parçalayacağım. Parçalıdan sonra çizeceğim. Benim kritik noktam x artı 3'ü 0 yapan değer x eşittir eksi 3'tür. O zaman benim fx'imin iki ihtimali var. Nedir? Birincisi bu x sayısı eksi 3'ten küçük eşit olabilir veya küçük olabilir. İkinci olarak da x dediğim sayı eksi 3'ten büyük olabilir. Eğer x sayısı eksi 3'ten küçükse mutlak derin içi negatiftir. Dışarıya eksi ile çarpılıp çıkar. O da eksi x eksi 3'tür. Bu bir. x eksi 3'ten büyükse pozitiftir. Dışarıya aynen çıkar. O da x artı 3'tür. Çizelim. Bakın iki şekilde çizeceğim merak etmeyin. İkincisi daha pratik bir yöntem olacak. Kritik noktası eksi 3. Eksi 3 noktasına geldim gösterdim. Eksi 3'ü yerine yazdığımda. Eksi eksi şöyle yapalım. Eksi eksi 3 yanında eksi 3 var. Ne geldi buradan? 0. Yani bu noktada bu noktada bakın tam x ekseni üzerinde zaten burada fonksiyonumuz kırılacak. Peki bu eksi 3'ü sağ tarafını çizeyim. Eksi 3'ten büyük olan değerler. Mesela x yerine eksi 2 vereyim veya şu y, y eksende kestiği noktayı bulursam zaten soru çıkacaktır. Y'de kestiği nokta için y yerine 0 verdim. 0 eşittir x artı 3. Pardon x yerine 0 vereceğim. Normalde fonksiyon nedir? Y eşittir. X artı 3'tür. X yerine 0 verirsem Y'yi 3'te kesiyor. O da burası. Ben bunu devam ettirdiğimde fonksiyon bu şekilde gidecek. Bu 1. Fonksiyonun sol tarafını çizeyim. Eksi 3'ten küçük bir değer verdim. Mesela eksi 4. Yerine yazdığımızda eksi, eksi 4 art eksi 3'ten ne geldi? 1 geldi. 1 noktası da burası olsun. Yani buradan geçsin. Ve bu noktaları birleştiğimizi fonksiyonumuz bu şekilde devam eder. Bakın 96. sorumuzun cevabı budur. Şimdi ikinci şekilde çözeyim. İkinci şekilde de mutlak değer fonksiyonu şöyle çözülür. Önce buradaki mutlak değeri unutun. X artı 3'ün grafiğini çizin. Hocam bu kolay. X artı 3'ün grafiği kolay. Bak renk renk göstereceğim zaten. Burası x ekseni burası y ekseni. X artı 3'ün grafiğinde x yerine 0 yazdım. 3'ten geçer. Y yerine 0 yazdım. Eksi 3'ten geçer. Zaten bunu görebiliyoruz. Ve normalde benim cevabım. Bakın y eşittir x artı 3'ün grafiği şu gördüğünüzdür. Bir sıkıntı var mı? Y eşittir. X artı 3. Eğer bunun mutlak değerini almak istiyorsanız. X ekseninin altında kalan bu kısmı yukarıya fotokopi çekeceksiniz. Yani yeni grafiğim bakın fotokopisini çekiyorum bunu yukarıya. O zaman benim yeni grafiğim şurada gördüğünüz arkadaş olmuş oluyor. Bakın ne oldu? Aynısı ortaya çıktı. X ekseninin altını alıyorsunuz. Yukarıya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar mutlak değer fonksiyonlarının grafiği pratik yoldan bu şekilde çözmüş olunur. Diyelim ve 97'yi bu sefer pratik yoldan çözelim. Mutlak değer eksi 2x artı 4 fonksiyonun grafiğini çizin diyor. Bakın pratik yoldan çiziyorum. Artık öğrendik yani biliyoruz artık. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Çizelim. Neyin grafiğini çizeceğim? Mutlak değeri unuttum. Eksi 2x artı 4'ün grafiğini çizeceğim ben. Eşittir y'ye. Ben burada x yerine 0 versem y'si 4'ten geçer. Ben burada y yerine 0 versen Eksi 2x artı 4 diğer tarafa attım. 2x 4'e x 2. Ye. x 1'i 2'den geçiyor. Zaten 2 benim için kritik nokta burada da fark ettiniz. Burada kırılacak. Normal şartlarda benim grafiğim. Şöyle göstereyim. Farklı göstereyim. Sonu çeviriz. Normal şartlarda benim grafiğim. 2'yi biraz kaydırırız. 2'yi buraya getir koy. Normal şartlarda benim grafiğim budur arkadaşlar. Bu grafik Eksi 2x artı 4'ün grafiği eşittir y. Şimdi mutlak değerini istiyor. x ekseninin altında kalan kısım yukarıya kopyalanacak. Kopyalıyorum. Kopyaladığımda bu kısım böyle oluyor. Ve benim cevabım şurada gördüğünüz sarıyla gösterdiğim bu şekilde grafik bulunuyor. İnanmazsanız mutlak değeri parçalı yapıp da çözebiliyorsunuz. 97. sorumuz. Sonra y eşittir mutlak değer fx fonksiyonun parçalı biçimde yazılırken fx eşittir 0 için kritik nokta bulunup sonra fonksiyon parçalı biçimde yazılır. Zaten sabahtan beri bunu yapıyoruz. Peki hocam 98. sorumuzda fx eşittir mutlak değer x eksi 2 artı 2x artı 1. Yani hem mutlak değer içinde bir x var hem de dışarıda x var. E böyle olduğunda siz x eksenin altını yukarı kopyalayamazsınız. Çünkü sadece bunun grafiğini çizmeniz işinize yaramaz. Peki ne yapacağız? Bunu parçalamak zorundasınız arkadaşlar. Benim kritik noktam x eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir 2'dir. İhtimallerim bakın ihtimallerim ister parçalı şekilde isterseniz bu yöntem daha mantıklı bakın izleyin şimdi. Birinci ihtimalim x 2'den küçük olabilir veya x 2'den büyük eşit olabilir. Eğer x 2'den küçükse mutlak değerin içi negatiftir. Mutlak değerin içi negatif olduğunda dışarı eksiye çarpılıp çıkar. Eksi x artı 2 yanında artı 2x artı 1 eşittir fx'e. Buradan benim fx'im ne oldu? x, x artı 2 xten x 2 artı 1'den de artı 3 oldu. Veya x 2'den büyük eşitse <laughs> pozitif olur dışarıya aynen çıkar. x eksi 2 artı 2x artı 1. Bakın şimdi burada öğrendiğiniz her şeyi ikinci dereceden gördüğümüzde parabol gördüğümüzde uygulayacağız. E buradan benim fx'im ne çıkıyor? fx eşittir fx eşittir x 2x daha 3x eksi 2 artı 1'den eksi 1 geldi. Bu da benim ikinci kısmım oldu. Bu tarafın fx'i x artı 3 diğer tarafın fx'i 3x eksi 1 ve ben bunun fonksiyonun grafiğini rahat rahat çizebilirim. Eksenlerimi çizdim. Burası x eksenim burası da y eksenim. Sonra kritik noktam 2. 2 noktasını geldim işaretledim. 2 burası. Fonksiyon burada kırılacak. Tamam. x artı 3'ün grafiğini çiziyorum. Yani 2'den küçük olduğunda x artı 3'ün grafiği şöyle özürüz. Bir kere 2'den küçüktü mi? 2 veremiyorum. 2 veremediğim için ben gidip burada x yerine 2 versem <laughs> 2 artı 3'ten fonksiyon 5'ten geçiyor. Keşke yukarı doğru büyütseydim. Neyse biraz şekilsiz olacak. 5'ten geçemeyecek. Bakın fonksiyon 5'ten geçemeyecek. Burası açık. Sonra değer küçültüyorum. Veya küçültmeden x ekseni ve y ekseni kestiği noktaları bulursam soru zaten biter. x ekseni kestiği nokta x yerine 0 verirsem y'yi 3'ten keser. Fonksiyon buradan geçecek. Başka y yerine 0 verirsem x'i eksi 3'ten keser. Birleştirip öyle yapayım. Uzattım. Eksi 3'ten geçiyorum. Bu benim fonksiyonumun sol tarafı. Şimdi sağ tarafını çizeceğim. Sağ taraf 3x eksi 1'di. Tamam. Önce x yerine eşitlik burada 2 için bakın. 2 için burada. x yerine 2 vererek başlıyorum. x eşittir 2 için 3 çarpı 2 eksi 1'den nedir? 5'ten geçiyor. Artık burayı doldurdum. Devam ediyorum. Çünkü burada başka ekseni kesecek bir şey yok. Gerçi bu aşağı mı inecek? 1, 2, 3 yok. Büyüttükçe yukarı çıkıyor. Bir değer daha verdim. 3 değerini. X eşittir. 3 için 3 çarpı 3 eksi 1 oldu. O da 9 eksi 1'den 8 oldu. Yani 3 verdiğimde 8'den geçecek. Keşke daha güzel çizseydik. Neyse. Diyelim ki buradan geçiyor. O zaman ben noktaları birleştirdiğimizde fonksiyonumun sağ tarafı da böyle ilerliyor. Bakın yanlışlık olmasın. Yok yanlışlık. O zaman benim mutlak değer fonksiyonum bu şekilde f fonksiyonun bu f fonksiyonunun grafiği bu şekilde çizilmiş oldu. 99. sorumuzda f r'den r'ye fx eşittir mutlak değer x 3 artı mutlak değer x fonksiyonun grafiğini çiziniz. Çizeceğiz arkadaşlar korkmak kaçmak yok. Peki nasıl çizeceğiz? Kritik noktalarımız bu sefer iki tane. Birincisini sıfır yapan değerler x1 kökü 3'e ikinci sıfır yapan değer x2 köküm sıfıra. O zaman üç şekilde parçalanır. İhtimal 1. Benim x'im sıfırdan küçük olabilir veya benim x'im 0 ile 3 arasında olabilir eşitlikleri buraya alıyorum. Veya üçüncü ihtimal benim x'im 3'ten büyük olabilir. Benim x'im 0'dan küçükse hem bura negatif hem bura negatif. Dışarıya ikisi de eksiyle çarpılıp çıkacak. fx eşittir. Burası eksi x artı 3 eksi x yani eksi 2x artı 3'tür. Sonra 0 ile 3 arasındaysam mesela 1 değerini verdim. 1 eksi 3'ten burası eksi. Burası artı oldu. Sol taraf eksiye çarpılacak. Eksi x artı 3. Sağ taraf artı yani aynen çıkacak. Artı x. Buradan da benim fx'im eşittir. Eksi x artı x'i götürdü. 3'tür. Veya devam ediyorum. x 3'ten büyükse hem bu pozitif hem bu pozitif. İkisi de aynen çıkacak. x eksi 3 artı x'tir. Buradan da benim fx'im 2x eksi 3'tür. 3 üç parça fonksiyon olacak burada. Çizelim. Çizelim fonksiyonumuzu. Şöyle yapayım. Bu sefer yukarıya biraz pay bırakayım. X eksenim ve Y eksenim. Sonra kritik noktalarımızı gösteriyoruz. Kritik noktalarımız bir sıfır. Yani burası kritik nokta. Bir de üç. Yani burası kritik nokta olsun. Sonra en buradan başlıyorum. X sıfır veremiyorum ama ben X sıfır versem. F sıfır eşittir. Burası eksi iki çarpı sıfır artı üçten. Demek ki üçten geçiyor. Şurası da üç olsun. Burası benim pardon geçemiyor. Burası açık olacak. Benim grafimin başladığı nokta olacak. Sonra değer küçültüyorum. Veya küçültmeye gerek yok. X ekseni kesti noktayı bulayım. X ekseni kestiği nokta için fonksiyon burada. Ben y yerine 0 versem. Eksi 2x artı 3 eşittir. 0 dersem y yerine 0 verdim. Diğer tarafa attım. 2x 3'e x dediğim sayı 3 bölü 2. Yani burayı 3 bölü 2'den kesiyor. Demek ki bu sol tarafa doğru bu şekilde sonsuza kadar devam eder. Bu bir. Sonra bu 0 noktasıyla 3 noktası, noktası arasında geldim. fx eşittir 3. Nedir bu? Doğrusal fonksiyon. E, Dahillikler de var. Dahillikler varsa. Bakın 0 veririz 3 olur. Burası doldu. 3 veririz. Yine 3 olur. Çünkü sabit fonksiyon. E, arada ben hangi değeri verirsem vereyim 3 olacağı için. Bu da bu şekilde düz. Doğrusal bir şekilde devam eder. Yani fonksiyonumuzun en sol kısmı burası. Orta kısmı burası. Şimdi geldik en sağ kısma. En sağ kısımda 2x-3 demektir bunu da yapalım hocam. Nasıl yaparız? Zaten burada 3 verdiğimizde burası açık olacak. E buradan da kapanmıştı. Her türlü burası kapalıdır. Sonra değer büyütüyorum veya gerek yok. X ekseni kestiği noktayı bulmak istiyorum ben. Y yerine 0 verdim. 2x eksi 3'e. 2x eşittir 3'e. X eşittir 3 bölü 2'ye. Yani burada bir yanlışlık var. Yok tam. 3 bölü 2. Y yerine 0 verdik. X'i kestiği nokta büyük çıkması gerekiyor. Bir daha bakalım. X, X, 2, X, eksi 3. X büyüktür 3 ise aynen çıktı. X, eksi 3 artı X'den 2, X, eksi 3. Burası X, X artı 3 X, X X, 2, X artı 3 2, X, 3, x 3, 3, 3, 2. x'e 0 verdim. X, 3'ten keser. x'e yerine 0 verdim. X, 3'ten keser. Y yerine 0 verdim. Bir yerde hata var. X değerim 3'ten büyükse X değerim 3'ten büyükse. Mesela 4 gibi bir değer versem ben. Bu tarafa doğru gidiyormuş. Tamam. X yerine bakın aşağı inmiyor. Yani X eşittir 3 bölü 2'de kesiyor da burada kesiyor. Demek ki sol tarafla benim alakam yok. Buraya gittim. Yani X ekseni kesmiyor. Demek ki değer büyüyormuş. Grafik yukarı doğru büyüyormuş. Bunu sildim. Bakın grafik yukarı doğru büyüyormuş. Bunu anladım. O zaman ben değer değiştiriyorum. 3 değil de 4 değerini veriyorum. Yani burada artan oluyor aslında. X yerine 4 verdiğimde 4 eksi 3 artı 4'ten 8 eksi 3'ten 5'e gidiyor. X yerine 4 verdim. Fonksiyon 5'ten kesiyor. Birleştirdim. Bakın nokta bu. En sonda bu noktayı birleştirdiğimde fonksiyonumuz bu şekilde devam etmiş oluyor. Ve benim 99. sorumun cevabı bu şekilde bulunur arkadaşlar. Ve geldik fonksiyonlarda dönüşümlere. Korkacak bir şey yok. Siz fonksiyonları bu şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Nasıl? Elimizde bizim y eşittir fx fonksiyonu varsa ve bu bir de elimizde bizim c eşittir c büyüklü 0 reel sayısı varsa siz eğer y eşittir fx artı c yani sizin size verilen fonksiyona bir artı c sayısını eklediğinizde y ekseninde pozitif yönde c birim ötelenir diyor. Şunu söylemeye çalışıyor. Bakın nokta bazında zaten bunu analitik düzlemde yani dönüşümlerde yapacağız. Nokta bazında. Geometride bunu yapacağız. 12. sınıf konusu. Ama burada dönüşüm konusunda bu. Orada da dönüşümler değil mi? Analitik düzlemde farklı olacak. Burada farklı olacak. Fonksiyon bazında siz fx'e görüntüyü bir c değer eklerseniz bu arkadaş yukarı doğru çıkar. Yani pozitif yönde c birim ötelenir yukarıya. Buraya eklemeniz demek. E aynı mantık c sayısı eğer negatifse ben bu fx'ten çıkarıyorsam bu sefer aşağıya doğru ötelenecek. Yani pozitifse yukarı negatifse aşağıya. Örnek yapacağız merak etmeyin. Bunlar tamam. c sıfırdan büyük ve bu sefer fonksiyonun içini tanım kümesini etkiliyorsa bakın. Görüntüyü etkiliyorsa y ekseni boyunca hareket ediyor tanım kümesini etkiliyorsa x ekseni boyunca ama burada zıtlık var. C sıfırdan büyük olmak üzere sen bu x sayısından bir sayı çıkarırsan ne oluyor yani burası? Diyelim ki fx eksi 5 gibi. Burada eksiği gördüğünüz anda bu arkadaş pozitif yönde kayıyor. Yani normalde diyelim ki fonksiyon böyleydi. Sağa kaydı böyle olmuş oluyor. Fonksiyon sağa kayıyor pozitif yönde. Nedenini açıklayayım arkadaşlar. Diyelim ki benim elimde f4 eşittir 7 var sen bunu bir birim aşağı ötelediğinde bakın yani ben sen buradan bir birim çıkarttığında sen buradan bir birim çıkarttığında bu değer artık ne olur? x eksi 3 ise f3 olur. E f3 bakın normalde f4 değeri buradaydı. Bir birim çıkarttın ama fonksiyon bir birim sağa kayıyor. Yani buranın yine sonuçta şöyle diyelim, f4 değerim 7 ya burası x eksi c siz buradan bir çıkarttınız ama sonucun 4 çıkması için x'in 5 olması gerekiyor bu şekilde oldu. Bana F4, 7, bana F4 eşittir 7 bilgisi verilmiş. X eksi C'de sen buradan 1 çıkarttığında sonucun F4 yani içerisinin 4 olması için X yerine 5 almanız gerekiyor. O yüzden 4'teyken buradaydı 5 aldığımızda aynı sonucu veriyor. Şimdi anlaşıldı. Yani kısaca arkadaşlar siz içerisini çıkarttığınızda sağa kaydırmak zorundasınız pozitif yönde. İçeriye eklediğinizde bir sayıyı pozitif bir sayıyı bu sefer sola kaydırmak zorundasınız diyor. Bu da tamam. Sonra y eşittir eksi fx. Yani bir fonksiyonu negatif bir ile çarptığımızda... ...fonksiyonun grafiği... ...y eşittir fx fonksiyonun grafiğinin... ...x eksene göre simetriği olur diyorum. Bir tane örnek vereyim. Bakın burası y ekseni. Burası x ekseni. Bir kere burası fx ya. Bu görüntü kömesi zaten. Yani y ekseni boyunca. Benim grafiğim eğer buysa... ...bakın benim grafiğim eğer buysa... ...siz diyelim ki... ...şuradaki değer... ...işte x yerine sıfır verdik. Bu geldi. Mesela x yerine... işte 3 verdik burası geldi. Şimdi arkadaşlar veya x yerine 5 verdik bakın daha iyi anlaşılır. Eksi 3 geldi. Siz fx'i yani şu görüntüleri eksiyle çarptığınızda görüntüleri 5 verdiğinde eksi 3 geliyordu ya artık 5 verdiğimde 3 gelecek. Bu da şu anlama geliyor. X ekseninde burada kocaman bir ayna var. Alt taraf yukarıya üst taraf aşağıya kopyalanıyor. Bakın çizgili gösteriyorum. Bu 3'te aşağı inmişti. işte 3'ten sonrasında. Burası yukarı çıktı. Yukarı olan kısımda aşağı indi. Yani grafiğiniz x eksenine göre simetriyi alınıyor. O da görüntüyü eksiye çarptığınızda. Yani bu mantıkla gidersem ben. Tanım kümesini eksiye çarptığımda bu sefer y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenine göre simetrisi alınır diyorum. Buna da bir örnek verelim. Bu sefer y eksenine göre simetri alıyorum. Y eksi pardon x eksenim burası. X eksenim Y ekseni Sıkıntı yok. Şöyle yapalım farklı renkte. Elimizde bizim böyle bir grafik var. Ve ben bunu Y'ye göre simetriğini alacağım. Y'ye göre bunun simetriğini almak demek çizgili gösteriyorum. Bu sefer Y'de kocaman bir ayna var çift taraflı. Y'nin sağ tarafını sola kopyalar, sol tarafını sağa kopyalar. Benim yeni grafiğim bu oldu. Tekrar edelim. Eğer görüntüyü eksile çarparsa X ekseni göre simetri alıyorsunuz. Çünkü görüntü değişiyor. Eğer tanım kümesini eksiyle çarparsa da y eksenine göre simetri oluyorsunuz. Aynı görevi görüyor. Bu sefer tanımdaki x'ler değişiyor. Yani diyelim ki bakın burada normalde f eksi 2 değeri sıfırdı. E ben tanım kümesini eksiyle çarptığımda artı 2 oldu. Bu bu tarafa dönüyor. Bu şekilde aklınıza kodlayabilirsiniz. Diyelim ve bol soru yapıp Bunları kafamıza oturtalım. Arkadaşlar biraz sıcak geldi. Şekilde y eşittir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx artı 2 fonksiyonun grafiği nedir diyor. Bir kere buradan ben parabol grafiği bu. Parabolü yazabilirim. Parabol yazdıktan sonra fx artı 2'yi bulabilirim. Yani fx'i bulurum. Bunu artı 2 eklerim. Fonksiyonu bulurum. En son grafik çizerim. Veya dönüşümleri anladıysam ben. Burada artı 2 eklemek demek. Buradaki fonksiyona iki tane yani fonksiyonu 2 birim yukarıya kaydırmak demek. O zaman ben her şeyi 2 birim yukarı kaydırdığımda x'e 3 yazdığımızda Eksi 4 geliyordu. Artık bu eksi 4 yukarı gitti. Eksi 2'ye benim bu noktam şurada olmuş oldu. E benim bu noktam burada olmuş olduysa bakın. Komple hepsi yukarı kaydı. Burası sıfırdan kesiyordu. 2 birim yukarı gitti. Artık burası 2'den kesecek. Ben bunların hepsini birleştirdiğimde ki en zor kısım bu şekil çizmekte. Bu bu şekilde geldi bakın. Bu da bu şekilde gelmiş oldu. Hatta hocam ben şu noktayı merak ettim diyorsanız da 0 3 var. gerek yok boş ver. Bu noktaları da parabol sayesinde bulabiliriz. Ama benim grafiğim bu şekilde komple umarım kullanınıza patlamamıştır ses. Komple iki birim yukarı kaymış oldu. Ne sayesinde? fx'e artı iki eklememiz sayesinde benim yeni grafiğim şurada gördüğünüz mavi arkadaştır. Bunun adı fx artı 2'dir. Alttaki fonksiyonun grafiği de fx'ti zaten. 101. sorumuz şekilde y f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir f x eksi 1 y eşittir f x artı 2 fonksiyonlarının grafikleri nedir diyor bana. Çizgimle gösterelim. Tamam. f x eksi 1 demek. Ne demiştik? f x de içerisinin içeriden eksi 1 eklemek veya 1 çıkartmak demek. Burada eksi varsa bu fonksiyon sağa kayar. Hatta rengini gösterelim. Bu fonksiyon kırmızıyla göstereyim. Bu fonksiyon sağ rengi bozdu. Hangi renkti bu? Siyah tamam şimdi hatırladım. Çünkü kırmızı hazır var. Bu fonksiyon bir birim sağa kayacak demektir arkadaşlar. Bu fonksiyon bir birim sağ bir birim. Kaydıralım. Bakın bildiğim şeyler. Burası diyelim ki A noktası olsun. Burası zaten A noktası olsun. Burası 2, burası 0, burası eksi 3. Hepsini bir birim sağa kaydırıyorum. Yani burası 2'de kesecekti. Bir birim sağa kaydı 3'te kesecek. Burası 0'da A değerini veriyordu. Bir birim sağa kaydırdım. 1'de A değerini verecek. Gösterelim noktayı da. 1'de A değerini verecek. Eksi 3'de 0 değerini veriyordu. Bir birim sağa kaydırdım. Eksi 2'de 0 değerini verecek. Noktaları kesikli olarak birleştirdiğimde şu şekilde. Bu arkadaş için. Benim için artık yeni oluşturduğum. Bakın şu kırmızı keskin olan oluşturduğum f x eksi 1'in grafiğidir. Bu tamam. İkinci öncülde f x artı 2'ye bak diyor. E x artı 2'ye bakmak demek 2 birim sola kaydırmak demek her şeyi. Bu sefer bunu siyah değil maviyle yapayım. Eksi 3 noktasını 2 birim sola kaydırdım. Hocam bu arkadaş artık eksi 5'ten geçecek. 0 da a'ydı. Bakın 0 da a'ydı. 2 birim sola kaydırdım. Artık eksi 2 de a oldu. Gösteriyorum. Burada a olacak. 2'de sıfırdı. 2 birim kaydırdım sıfırdan geçecek. E bunu da çizelim, bunu da çizelim, de göstereyim. Noktaları birleştirdiğimde daha aşağıdan gelsin. Aşağıdan gelirse çizemiyoruz. Şöyle yapalım. Heh. Noktaları birleştirdiğimizde de yeni oluşacak bu fonksiyon adı da f x artı 2 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar tanım kümesine eklenirse sola çıkarılırsa sağa kayar deyip aklımızın bir köşesine yazalım. 102. sorumuzda şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir eksi fx. Güzel. Ne diyor? Görüntüyü eksiyle çarp diyor. Görüntüyü eksiyle çarpmak demek aşağısı yukarı yukarısı aşağıya. Yani x'e göre simetral demek. x'e göre ayna yap demektir. Çizelim. Her şeyi ters çevireceğiz arkadaşlar. Klasik yöntem budur. Her şeyi ters çevirirken kesikli yöntem kullanacağım. Akılda kalması için. Şöyle yapalım. Eksi 6 eksi 3 yap. Diyelim ki bu nokta burada. A olsun. Bu nokta aşağıya eksi A'ya düşecek. Eksi A'ya. Düşürelim. İşte getirdim, 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 getirdim. Buradan buraya bağladım. Bu tepe benim. Eksi A nokta. Burası da böyle devam edecek. Sonra bu eksi 3 ve şu A4 tamam. Bu eksi 4'ten geçiyordu. Buradan yukarıdan ters döndüğünde. Bu da buradan gelip bileşecek. Yukarıdan bileştiğinde bu artık şu eksi 4 noktası da aşağısı yukarı gitti. Burası 4 noktası oldu. Burada birleştirdim. Bir de geldim yukarıdaki 5-8 aralığının simetrini aldım. Aşağıdan döndürdüm. Bu da buraya geldi. Benim şurada gördüğünüz mavi kesik çizgili arkadaşım f eksi eksi fx'in grafiği oldu. Ki benden bunu istiyordu zaten. 102. sorumuzun cevabını da bu şekilde bulmuş olduk. 103. sorumuzda şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir f eksi x yani tanım kümesini eksili çarpıyor. Tanım kümesini eksili çarpmak da y eksenine göre bakın ortada bir ayna var. Aynaya göre solu sağa, sağı sola kopyalayacağız. Harika. Tek tek noktalara bakalım. Burası 5 noktasında kesiyordu. Buraya bu tarafa kaydırdım. Eksi 5'ten geçecek. 8 noktasında kesiyordu. Kaydırdım. Eksi 8'den geçecek. Şimdi bu tarafı bir çizeyim. Eksi 8'den 5'e kadar yuvarlak çizeceğim bakın. Eksi 8'den biraz daha nizamim yapsam acaba. Eksi 5 çok uzak oldu. Eksi 5 şurada olsun. Güzel. Eksi 8'den şöyle artı, hani artı sonsuzdan geliyordum ya artık eksi sonsuzdan geleceğim. Götüreceğim yukarı tepeye. Bu tepe aynı yere kadar gelecek tepesi. Bu tepe aynı yere kadar gelecek. Geldim 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 geldim. Eksi 5'e indirdim. Sonra buradan eksi 4'e in diyordu. E buradan eksi 4'e ineceğim. Aynı şey. Simetrisini alıyorum. Biraz daha aşağıya. Hatta şuradan gidersem daha iyi olur. Simetri alıyorum. Buradan döndüm. Yukarıya. Eksi 5'ten geçtim. Bu bu tarafı. Sonra sol taraf sağ tarafa yapışacak. Eksi 6 noktası artı 6'ya denk gelecek. Eksi 3 noktası artı 3'e denk gelecek. Yer yani benim grafiğim şöyle olacak. Eksi 4'ten geldim. Buradaki eksi 3'tü artık 3'ten geçeceğim. Çıkabildiğim şu tepeye kadar çıkacağım. Ve oradan 6'yı ineceğim. Ama o zaman yanlış oluyor. Eksi 3'ü biraz daha yakın yapayım. Şu 3'ü yakın yapayım. Hatta çizelim son 3'ü gösterelim mantıklı. 6 buradan gelecek tepe. Şu aynı tepeye çıktı. Aşağıya indim. 3'ten geçtim diğer tarafı simetriyi. Burası 3 noktası. Ve benim fonksiyonumun grafiği burada gördüğünüz sarı fonksiyondur. Y'ye göre simetrik halidir. Bu da aşağıya doğru sonsuza kadar gider. Bakın bu altta, eksi alttan gidiyordu. Bu da buradan gidecektir. Yani benim bu sarı ile gösterdiğim grafiğin adı F eksi x olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 104. sorumuza. Bu soruda ise bu şekilde y eşittir fx fonksiyonu fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir bakın eksi f eksi x hem x'e göre simetri alıyor hem de y'ye göre simetri alıyor. Fonksiyonun grafiği nedir diyorum? Bakın ne yapalım önce eksi x'i bulup sonra bir de görüntüsünün simetrisini alalım. Önce y eksenine göre simetri alıyorum. Y eksenine göre simetri aldığımda eksi 3 3'ten geçiyordu. Bu artık 3 3'ten geçecek. O zaman 3 noktası burası olursa. Bakın burası olursa benim grafiğimin birinci kısmı budur. Sol tarafı kopyaladım sağ. Bu bir. Şimdi sağa sola kopyalayacağım. Burada iki noktası var. Bu nokta eksi ikiye geldi. Üçten ikiye inmişti. Bu taraf 3'ten eksi ikiye indi. Buradan da sonsuza gitti. Şu anda bu gördüğünüz mavi benim bakın gösterelim. Benim f eksi x'imin grafiği. Bir de bunun eksilisini al diyor görüntünün. E, görüntünün eksilisi demek x eksenin altında kalan kısmı yukarı kopya demek. Onu da onu da kırmızıyla göstereyim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 3'ün alt tarafı vardı. Bu arkada 3'ün üst tarafına çıktı. Buraya geldi bakın böyle devam ediyor. Başka altta kalan kısım var mı? Yok. O zaman benim yeni grafiğim en son maviyle gösteriyorum. Buradan geldi, buradan geldi. Buradan geldi. Aşağıda bir şey kalmadı. Buradan yukarı çıktı. W işareti benim fonksiyonumun grafiği olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar yani bu arkadaş en son yaptığım bu arkadaş eksi f eksi x'tir diyoruz 104. sorumuzda. fx eşittir x artı 3 olduğuna göre y eşittir eksi f eksi x artı 3 fonksiyonunun grafiğini çizin diyor. Şimdi burası önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Adım adım gidelim. Bizden y eşittir eksi f eksi x artı 3 istiyor. İster grafiği çizin sonra bunu yapın. İsterseniz İsterseniz direkt buradan eksi f eksi x artı 3 fonksiyonunu bulun ondan sonra grafini çizin. Önce birinci olan doğru yöntemi göstereyim. Ben bu fonksiyonu bulabilirim. Bulalım. X gördüğüm yere öncelikle bakın x gördüğüm yere eksi x artı 3 yazıyorum. f eksi x artı 3 eşittir x gördüğüm yere eksi x artı 3 artı 3 yazarsam benim f eksi x artı 3 dediğim fonksiyon eksi x artı 6 oldu. Bu 1. Bu 1. Bir. bir de bunu eksiyle çarp diyor. Bir de ben eşitliğin her iki tarafını eksiyle çarptım. Eksi f eksi x artı 3 eşittir eksiyle çarptım. X eksi 6 oldu. E bu son bulduğum durum y. Yani benim grafiğini çizmem gereken fonksiyon x eksi 6 fonksiyonu. Harika bitti. Çok kolay değil mi? Çizelim. Hemen çizeyip göstereyim. Mevzuyu da daha net bir şekilde anlayalım. Geldim buraya. Siyah yapayım. Renk önemli. Indirdim, indirdim. X eksi 6 fonksiyonu x yerine 0 yazdım. Eksi 6'dan geçecek y'si. Eksi 6. Y yerine 0 yazdım. X'i 6'dan geçecek. Yani benim fonksiyonumun grafiği de şu şekilde olmuş oldu. Gayet basit değil mi? Gayet basit bir şekilde x eksi 6'nın grafiği. Birinci yöntemle fonksiyonumuzun grafiğini bulabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Ama size fonksiyon verildiği zaman bulabilirsiniz. Peki. Hocam ikinci yöntem nedir? İkinci yöntemde nasıl yapacağız? Yani normalde bildiğimiz bize şu verilebilir. Fonksiyonu ile bize grafik verilebilir. Grafik üzerinden ben eksi f eksi x artı 3'ü nasıl bulacağım? Bakın bu daha kritik bir soru. Şimdi gelin onu bir göstereyim ben size. İkinci yöntemimizde yapacağımız işlem şudur. Yine ayrı bir grafik çizeyim. Yine ayrı bir grafik çizeyim. Veya size grafik verilmiş olabilirdi. O yüzden ikisini de bilmeniz hayrınızadır. İkinci yöntemde de normal bir şekilde y eşittir x artı 3'ün grafiğini çizeyim. y eşittir ya da fx eşittir diyeyim. fx eşittir x artı 3'ün grafiğini çizelim. x yerine 0 yazdım y'sini 3'ten keser. y yerine 0 yazdım x'ini eksi 3'ten keser. Yani normal şartlarda benim grafiğim zaten buydu. Bu benim f x'imdir. Şimdi aklınıza gelebilecek şeyler. Bakın yanlışları yazıyorum. Aklınıza şu gelebilir. Hocam önce ben f eksi x'i bulurum. İkinci olarak ben buraya f x artı 3 lazım değil mi? Eksi x artı 3. Ben buraya bak bakın bakın ben buraya f eksi x artı 3 dediğimde 3 birim. Çünkü artı yakladım yaptığımızda sola kaydırıyorduk. Eksi x artı 3 yapabilirim. Üçüncü olarak da ben bunu eksiyle çarparım bulurum. Bu bir. Yani eksiyle çarpmak demek x eksene göre simetri almak demek. Bu birinci yanlış yöntem. İkinci yanlış yöntemde hocam ben ilk, ilk olarak f, elimizde bizim fx vardı ya, fx eksi 3'ü bulurum. İkinci olarak içeriye eksili çarpalım. İçeriye eksili çarparım. f eksi x artı 3'ü bulurum. En sonda görüntüyü çarparım. Eksi f eksi x artı 3'ü bulurum. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru olanı söylüyorum. Bakın bu çok kritik. Bu çok kritik. Yapmanız gereken işlem şu. Önce f eksi x'i yazayım. Fx buydu ya. F eksi x demek bakın. F eksi x demek. Tanım kümesine göre simetri almak demek. Yani y eksene göre simetri almak demek. Eksi 3'ten geçiyordu. Bu fonksiyon artık kesikli göstereyim. Kırmızı da göstereyim. 3'e 3'ten geçecek. Bu çizdiğim benim f eksi x'tir. Bakın buraya kadar bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada oluşuyor. Eğer x'in kat sayısına normalde artı x olduğunda artı 3 yapsam sola kaydıracaktım. Ama önünde eksiği gördüğünüz anda bu sefer işlemler terse dönüyor. Önünde eksiği gördüğünüz anda artı 3 dediğinizde yine sağa kayıyor. Yani ben f eksi x artı 3 arıyorsam burada 3 birim her şeyi sağa kaydıracağım. Bakın eksi 3'e 3'tü. Burası artık 3 birim sağa kaydı. 6 oldu. E bu doğrusal fonksiyon olduğu için 3'e 3 6'ya 6 olacak. Yani benim yeni grafiğim kesinlikle göstereyim. Şu çizeceğim grafik kesikli göstereyim. Bu çizeceğim grafik şu arkadaşım benim f eksi -x, x artı 3 oldu. Tekrar ediyorum. Önünde x'in eksiği gördüğünüz anda artı 3 yaptığınızda normal şartlarda sola kayacaktı. Ama burada önünde eksi olduğu için sağa kayacak. Mesela f eksi x eksi 3'ü isteseydim de normalde eksi 3 yaptığımızda sağa kayıyordu ya bu sefer sola kaydıracaktınız. Bu adım da tamam. Son bir adım kaldı. Görüntüyü eksiyle çarpmak. Görüntüyü eksiye çarpmak demek de. x ekseni göre simetri almak demek. Yani 6'dan değil de burası artık eksi 6'dan geçecek. Bu 6 noktası değişmez. Yani benim aradığım cevabı bakın buradan çıkarıyorum. Eksi 6'ya 6'dan geçen şu arkadaşımızın adı da üstteki olduğu gibi f eksi f eksi x artı 3 olarak bulunmuş oluyor. Adım adım size yanlışları da söyledim. Doğru olanı da söyledim. Doğru olanı tekrar ediyorum. Önünde eksi gördüğünüz anda normalde artı 3 eklediğimizde sola kayardı. Ama önünde eksi olduğu için sağa kayacak diyorum. Ve bu sorumuzda bu şekilde tamamlıyorum. Geldik 106. sorumuza. fx eşittir mutlak eksi 2 artı 4 fonksiyonu ile y eşittir. A doğrusu iki farklı noktada kesişmektedir. Yani bu doğruyla bu doğru iki farklı noktada kesişiyor. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bana. Arkadaşlar bu tarz sorularda da bir taraf parabol bir taraf doğru. İki taraf parabol iki taraf doğru şeklinde verilirse. Bakın bu fx demek aslında y demek değil mi? Bu da y demek. Yapacağınız işlem ortak çözüm yapmak. Ortak çözüm nedir? Bu iki denklemi birbirine eşitliyorum. Mutlak değer x 2 artı 4 eşittir. Burası a'ya. 4'ü bu tarafa attım. Mutlak değer x 2 eşittir. a eksi 4'e. Harika. Diyor ki iki farklı noktada kesişmektedir diyor iki farklı noktada kesişmesi için söyleyelim. Mesela mutlaklar x eksi 2 eşittir 0 olsa buradan tek sonuç gelir. x1 eşittir x2 eşittir 2. Ne oluyor bu? Tek noktada kesişiyor. Ama burası 0'ın haricinde herhangi bir pozitif sayı olursa bu arkadaş dışarıya iki şekilde çıkar. x eksi 2 eşittir 1'e veya x eksi 2 eşittir eksi 1'e buradan x'imiz 3'tür veya buradan x'imiz 1'dir. Bu şu anlıyorum ben burada sonucun iki tane kökünü çıkabilmesi için bu sayının sıfırdan büyük olması lazım. İlla bir değil. Bir bölü iki de olabilir. Yani ben ne anladım? Buradaki a eksi dört sayısının sıfırdan büyük olması lazım. O zaman a sayısının dörtten büyük olması lazım. E dörtten büyük olan hangisi olabilir diyorum? Beş olabilir. 106. sorumuzun cevabı da bu şekilde. Bakın Adana şıkkı beş olarak bulunmuş olur. 107. sorumuzda yukarıdaki fx eşittir mutlak değer mx artı n fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre m artı n ifadesinin alabileceği pozitif değer kaçtır diyorum. m artı n ifadesinin alacağı pozitif değer. Peki bulmaya çalışalım. Mesela bu noktaya göre şurası sıfıra 2 noktasıdır. Doğru. Bu 3 de benim kritik noktamdır. Durdum. Kritik nokta neydi? Hatırlayalım. Mutlaktan x eksi 3 eşittir. Bilmem bilmem ne işte fx diyelim. Benim kritik noktam içeriği sıfır yapan değerdi. Demek ki 3 yazdığımda ben içeriye yani m çarpı 3 artı n dediğimde benim bu sonucum sıfıra eşit oluyor. Bakın grafik okuyorum. Yeni diğer tarafa at veya atmayayım kalsın. 3m, 3m artı n Bu bir. Sonra bu noktamda sıfıra 2 noktası. x yerine 0 yazdığımda bakın m çarpı 0 artı n mutlak değer eşittir 2'ye diyor. Ne anlama geliyor? Buradan mutlak n eşittir 2. Ye. O zaman yine iki ihtimal var. n sayısı ya 2'dir veya n sayısı eşittir eksi 2'dir. Bizden m artı alacağım alacağı pozitif değeri soruyor. n yerine ben 2 yazsam, n yerine 2 yazsam yukarıda ne oldu? 3m artı 2 eşittir 0'a diğer tarafa attım. 3m eşittir eksi 2'ye m sayısı eksi 2 bölü 3. Bakın n yerine 2 yazdım. m yerine eksi 2 bölü 3 buldum. Eksi 2 bölü 3 artı artı n yerine ne yazdık? Pozitifte kaçtı? Eksi 2 bölüş 3 artı 0 12 diyor burası ya. Ben ne yazdım ki? 2 yazmışım pardon. Merhaba. Merhaba YouTube. n yerine 0 yazdım sonuç 2 çıkacak. Ben yerine 0 yazdım sonuç 12 çıkacak. Burası 12. Burası 12, burası 12, burası 12, burası 12. Özür diliyorum. Burası m, n 12 ise şimdi bulabiliriz. N yerine ben 12 yazdığımda yukarıda 3M artı 12 eşittir 0'a. 3M eşittir eksi 12'ye. M sayısı eksi 4'tür. M yerine M yerine eksi 4 yazdım. Bakın M yerine eksi 4 yazdım. N yerine artı 12 idi. Toplamın sonucu 8'dir. Pozitif doğrudur. Diğerini de bulalım. Bu sefer N yerine eksi 12 yazsam. Bulalım. N yerine eksi 12 yazsam. Yukarıdaki fonksiyonda. 3M Eksi 12 eşittir 0'a. 3M eşittir 12'ye. M sayısı 4'e. Ben M'yi 4 buldum. N eksi 12 idi. Toplam eksi 8. Bizden pozitifini istiyor. Pozitifi 8'dir. 107. sorumuzun cevabı da bu şekilde 8 olarak bulunmuş oluyor. 108. sorumuzda fx eşittir. x 4'ten küçükse 2x eksi 6. x 4'ten büyük eşitse 6 eksi x fonksiyonu ile x eksinin arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Hem parçalı fonksiyon hem de güzel bir alan sorusu. Önce benim bu grafiği çizmem lazım ki alanı bulabileyim. Peki çizelim. Şöyle burası x ekseniymiş. Hocam burası y ekseniymiş. Yaklaştırsam nasıl oluyor? Hiçbir sorun var mı? Yok. Fonksiyonlar belli. Benim kritik noktam 4'tür. 4 noktası etrafında ben bu fonksiyonu çizeceğim. Şimdi benim 4'ün sol tarafı var. Bir de 4'ün sağ tarafı var. 4'ün sol tarafından gidersem benim fonksiyonum 2x eksi 6. Yani ben x 4 yazamıyorum. Ama yazarsam ne oluyor? Bakın x eşittir. 4 için yazdığımda 2 çarpı 4 eksi 6. O da 8 eksi 6'dan 2'den geçiyor. 4 yazdığımızda fonksiyonumuz 2'den geçemiyor. Özür diliyorum. Geçemiyor. Burası açık. Sonra şimdi x ekseni kesebilir. Y ekseni kesebilir. İkisini de bulmaya çalışalım. X yerine 0 yazsam y'yi eksi 6'dan kesiyor. X yerine 0 yazdım. Y'yi eksi 6'dan kesiyor. Bakın buradan geçecek. Y yerine 0 yazsam. X'i 3'ten kesecek. X'i 3'ten. Doğru. 2x eksi 6 eşittir 0 yazdığımızda. 2x 6. X'i de 3'ten kesiyor. Yani benim grafiğimiz sol tarafı. Sol tarafı bakın. Bu neymiş lan? Benim grafiğimiz sol tarafı. Şöyle göstereyim kalın oldu. Neyse bu olsun tam. Bu. Ve bu noktada 3 noktasıymış. Bu bir. Şimdi sağ tarafına yoğunlaştım. Sağ tarafı 6 eksi x grafiği. 4 yazdığımızda acaba kaç geliyor? Bakın 6 4 yazdığımda benim sonucum 2 geliyor. Burası doldu. Sonra acaba yukarı mı aşağıya mı? Onu da şöyle bulurum. x ekseni kestiği noktayı bulmak için. Bakın 6 eksi x fonksiyonunda eşittir y. x eksenin kesin noktayı bulmak için y yerine 0 yazdım. x'imiz 6'dır. Demek ki bu fonksiyon 6'dan geçecek. O da budur. 6 noktası. Sorumuz bitti arkadaşlar. Çünkü bizden bu grafik ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanını istiyor. Yani bu alanı istiyor. Benim taban uzunluğum 3'ten 6'ya 3 birimdir. Benim yüksekliğim 2 birimdir. Alanımız da 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 olarak bulunur. Ve 108. sorumuzun cevabı da bu şekilde 3'tür diyoruz arkadaşlar. 109. sorumuzda tamamı görüyorsunuz. Sıkıntı olması güzel. Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx eşittir. fx 2 denkleminin kaç farklı kökü vardır diyor bana. fx verilmiş. Ben bir de ben bir de fx eksi 2 çizeceğim ve kesişimlerini yani grafikteki kesişen noktaları bulacağım. fx'imiz belli. fx 2 demek. x 2 eklemek demek. Bunu iki birim sağa kaydırmak demek. Ama her şeyi. Her şeyi 2 birim sağa kaydırıyorum. Eksi 4'ten kesiyordu. 2 birim kaydırdım. Eksi 2 de 0 olacak. Yani grafik şu şekilde gelecek. Çizgili göstereyim. Bu bir. Eksi 2 de kesiyordu. Bu arkadaş sıfıra kayacak. O zaman sıfıra kayacak. Ve şöyle olacak. Oval. Oval. Dedim tek sıkıntılı olduğum nokta şu çizim ya. Nereden? Motor becerilerim yok. Bu bir. Sonra. 0'da tepeden kesiyordu. 2 birim kaydı. Artık bu iki noktasında tepeden geçecek. 2 noktasında tepeden geçecek. Böyle kesikliği kullansam ne olur? Kesikli evet küçük yaptım. Artık bu iki noktasında tepeden geçecek. O zaman ben şu noktayı birleştiriyorum. Getirdim tepeye kadar. Buradan aşağı indireceğim. 2 noktasında sıfır oluyordu. 2 birim kaydırdım. 4 noktasında. Bakın bu noktada sıfır olacak. O zaman aşağı indirdim başını. Böyle geldim. En sonda da x eksi 2 için ben ne yapıyorum? Niye simetri aldım ben? Böyle simetri ama Tamam. 4 noktasında 0 oluyordu. Uzattım. 2 birim kaydırdım. Artık 6 noktasında 0 olacak. Demek ki aşağı inip şuraya değip yukarı çıkacak. Bu noktaya değip yukarı çıkacak. Yani aşağı indirdim. Aşağıya indirdim. Bu noktayı değdirdim ve yukarıya çıkarttım. Yani benim bulduğum şu yeni fonksiyon bu sarı ile gösterdiğim fonksiyon f evet bu sarı fonksiyon f x 2. Şimdi bunları eşitlemiş ve kaç kökü var diyor. O zaman bunların ortak kesiştiği noktalara bakacağım ben. Bakalım kaç noktada kesişiyor. Uzun uzun göstereyim. Bu 1. Başka ikisinin kesiştiği yani sarıyla bu siyahın kesiştiği bakın bu 2. Sarıyla siyahın kesiştiği bu 3. ...sarı ile siyahın kesiştiği başka var mı? Göremedim arkadaşlar. Toplamda 3 noktada kesişiyor. 109. sorumuzun cevabı da 3 nokta olarak yani 3 olarak bulunmuş olur. 110. sorumuzda şekilde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f mutlak x artı 1 fonksiyonu ile y eşittir 5 doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Diyor bana yine çok tatlı bir soru. Bu soruyu iki şekilde yapabilirsiniz. 1. fx'in fonksiyonunu yazabilirsiniz. Bakın nasıl yazılıyor hatırlayalım x'i kesen nokta 2. Şöyle yazılıyordu. x bölü x'i kesen nokta eksi 2 artı y bölü ki y dediğim zaten fx oluyor. fx bölü fx bölü y y'i kesen nokta 2 eşittir 1. fx'i yalnız bırakırsınız. Sonra x gördüğünüz yere mutlak değer x artı 1 yazarsınız ve bunun grafiğini çizip y ye eşittir 5 kesiştirebilirsiniz. Bu zaten güzel. Bu kolay çözüm ama her şeyi sağlayabilecek. Yani illa size fonksiyon vermek zorunda değildi. Fonksiyonu size vermeseydi, hocam ben bunu dönüşüm uygulayarak nasıl çözebilirdim derseniz de önce önce f mutlak değer bak f mutlak değer x'in fonksiyonunu bulalım. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum. f(-2) burada sıfır Tamam. f(-x iken yani x yerine -2 yazdığımızda sıfır. Ama ben burada x yerine -2 yazdığımda ne oluyor? f -2 mutlak değer aldığımızda bu işlem dışarıya F2 ile çıkıyor. E F2 burayı veriyordu. O zaman o zaman şu oluyor. Şu oluyor. Eksi 2 değerini ben yazamıyorum. Eksi 2 yerine 2 yazıyorum. 2 bana ne sonuç verirse eksi 2 de aynı sonucu veriyor. Yani benim fonksiyonum bu tarafa doğru simetri alınıyor. Yani burası komple siliniyor. Burası gidiyor. Bu aşama 1. Diğer taraf zaten bu şekilde ilerliyor. Bakın bu 1. Sıkıntı yok. Sağ tarafa alıyorum. Sol tarafa yapıştırıyorum. Aklınıza böyle kalsın. Tekrar ederim. Tekrar ederim. Burası komple silinir. Silinir. Sağ taraf sol tarafa yapıştırılır. Yani bu taraf böyleyse bu aynı şekilde diğer nasıl çeviremedik. Yani şu mu? Neyse ya, tam uzun yapalım. Sola yapıştırılır. Bu bir. Şu an bu çizdiğim mavi benim. F. Mutlak değer x'dir. Çünkü tanım kümesinin mutlak değerini almak demek negatif değerler yok artık. Pozitif değerler aynen sola yapıştırılır. Yani diyelim ki burada f2 değerim 5'ti. Artık mutlak değer f mutlak değer eksi 2 değeri de 5'tir. Bu bir. Tamam. Demek ki hocam içinin mutlak değerini almak demek sağ tarafa sola yapıştırmak demek. E, görüntünün mutlak değeri olsa ne olurdu? Alt tarafı yukarıya yapıştırmak demekti. Bak. Aynı mantık. Güzel. Buraya diyor bir birim ötele diyor. Artı bir. En o zaman ben bir birimi nasıl öteliyordum? 1 yazıyorsak bakın artı bir yazıyorsak sola kaydırıyorduk. Artı bir yazıyorsak sola kaydırıyorduk. O zaman ben bu fonksiyonu bir birim sola kaydırsam bakın normalde benim fonksiyonum neydi? Doğrusal fonksiyon eksi 2'ye 2'den geçer. E ben bunu bir birim sola kaydırdığımda bu eksi 2 noktası artık eksi 3'den geçecek. E bu eksi 2 eksi 3'den geçerse sonuçta 2'ye 2 bu doğrusal fonksiyon eksi 3'e de 3 olur. Yani burası 2'den kesiyordu. Hepsi bir birim yukarı gidiyor. O zaman benim yeni değerim, yeni değerim bakın renk değiştireyim. Yukarıdan geleyim. Buradan buraya 3'ten geçecek. Bu da diğer taraftan simetrikten yine 3'ten geçecek. Yani burası 3 noktası olmuş olacak. Şu anda yukarıdaki kırmızı gösterdiğim fonksiyon f parantez mutlak değer x artı 1 olacak. Bu da tamam. Son olarak ne ihtiyacım var? Y 5 doğrusu kesiştir diyor. E onu da yapalım hocam. Şu fonksiyonu uzattım. Çünkü lazım buna. Y eşittir 5 doğrusunu çiziyorum. Kesikli göstereyim. Y eşittir 5 doğrusu da şu arkadaştır. Veya daha işime yaraması için. Şuradan göstereyim. Y eşittir 5 doğrusu da budur. Benden istediği şey bu yeni çizdiğim f mutlak değer x artı 1 ile y eşittir 5 doğrusu arasında kalan şu bölgeyi istiyor. Hocam burası 5 noktası. Harika. Şimdi bulmam gereken şeyler. Bu alan lazımsa bana benim için taban uzunluk, taban uzunluk ve yükseklik lazım. Yüksekliğimiz belli. 3'ten 5'e toplam 2 birim. E taban uzunluğu lazım bana. Taban uzunluğunu bulmanın yolu da şu noktayı bulmaktan geçiyor. Peki ben bu noktayı nasıl bulurum? Y'sini 5 yapacak x değerini arıyorum. Y'sini 5 yapacak x değerini. E, y'si demek ne demek? Y'si demek şu demek. Y'sini 5 yapacak x değeri. Y'sini 5 yapacak x değeri illa fonksiyona ihtiyacım var mı diye tekrar tekrar bakıyorum. Y'sini 5 yapacak x değeri. Evet illaki fonksiyonu bulmamıza ihtiyaç var arkadaşlar. Bulalım o zaman. Size bir kontrol edeyim gerek var. Bu noktaya gerek var. Bu noktaya gerek var. Var. Bulalım. Ben fonksiyonumu şöyle yazarım. En baştaki fonksiyon. En baştaki fonksiyon 2-2'den geçiyordu değil mi? Yine göstermiştik yazalım. x bölü x'i kesen nokta artı y dediğim fx bölü y'yi kesen nokta eşittir 1'e. Sonra paydamız zaten 2. Burayı eksi ile genişlettim. Eksi x artı fx bölü 2 eşittir 1'e. İçten dışlar çarpım. Eksi x artı fx eşittir 2'ye. Bu da fx eşittir 2 artı x fonksiyonu. Mutlakları x artı 1'i bulmamızı istiyor. Bu da şu anlama geliyor. F parantez mutlakları x artı x gördüğüm mutlak mutlakları x artı 1 yazıyorum. Eşittir. 2 artı burası mutlak değer x artı 1. Ve bu sonucu 5 yapan x değerini arıyorum. 2 artı 1 3'ü diğer tarafa attım. Mutlak değer x eşittir. 2'ye demek ki x yerine 2 yazdığımızda 5'i verir. Bir de eksi 2 yazdığımızda 5'i verir. Yani burası 2 burası eksi 2 noktası. E bu taban uzunluğunu buldum. Toplam 4 birim. Yüksekliğimiz 2. Alanımızda 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 bulunur. Ve 110. sorumuzun cevabı da bu şekilde 4 olarak bulunur arkadaşlar. 111. sorumuzda şöyle yapalım. Güzel. Aşağıda başlangıç noktasına göre simetrik olan y eşittir. fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Bakın başlangıç noktasına yani orijine göre simetrik sağ tarafı sol tarafına eşit. Ya yani orijine göre yani x eksenine göre simetrik ve y eksenine Yani ben şu arkadaşın şu birinci bölgedeki arkadaşın x eksenine göre simetrini alıyorum. Sonra y'ye göre simetri alıyorum. Aynı sonucu veriyormuş. Buna göre i2, 3 fonksiyonlarının hangilerinin grafiği f fonksiyonu grafiğiyle aynıdır diyor bana. Tek tek bakalım arkadaşlar. Önce f mutlak değer x. Zaten yukarıda yaptık. f mutlak değer x demek. Bakın f mutlak değer x demek. Ne demekti? Bakın bir üstte yaptık aynı şeyi. Sol tarafı sil. Sağı sola kopyala. Sol tarafı sil. Hepsi için tek, tek tek yapacağım. Bu maviyi sil. Sağı sola kopyala. O zaman benim grafiğim devam eder bu şekilde. Ve bu olur. Bu bir. Bu bir. Şu anda bu çizdiğim tamamı f mutlak değer x oldu. Bundan eksi bir yap diyor. Şimdi görüntüye eksi bir demek. Bakın görüntüye görüntüye eksi bir ekle diyor. Bir birim aşağı kaydır demek. Her şey bir birim aşağı kaydırdığımda son durumda fonksiyonumuzun grafiği buradan geldi. Buraya gitti. Buradan geldi. Buraya gitti. En baştaki fx ile aynı olma ihtimal var mı? Yok. O zaman benim iyi yöncülüm Gitti. Bu bir. Siliyorum. Çünkü hepsi için ayrı ayrı bakmamız lazım. İkinci öncülümüze geldim. Eksi mutlak değer fx. Bak bu güzel. Şimdi görüntü kümesinin eksisini almak demek. Görüntü kümesinin simetrini almak demek. Mesela diyelim ki ben f işte eksi 3 yazdım veya şöyle diyelim. İşte hangi değer için? Eksi 3 için eksi 5 veriyor değil mi? Artık eksi 3 için 3 için ne veriyorsa aynı değeri verecek. Yani bu sefer Şimdi f'in içinin mutlak değerini aldığımızda ben y'ye göre simetri alıp sağa sola yazıyordum. Burada da ben alt tarafı artık bulamam veya altta kalan kısmı kalın kopyalanacak. Bir dakika. f eksi 3'ün sonucu eksi 5'te artık artı 5 olacak. Tamam. Alt taraf burada yukarıya kopyalanmış oluyor. Yani benim grafiğim bu şekilde bulunmuş oluyor. Bu arkadaşımız f mutlak değer pardon mutlak değer fx Yani sonucum negatif olamaz. Burası mutlak değer fx'tir. Yani f eksi 5, eksi 5 sonucu artık mesela. Eksi 3 de eksi 5 veriyordu ya. Artık o da 5 verecek. Yani alt taraf şu alt kısım ne oldu? Yukarıya kopyalandı. Tamam. Burada bir değişiklik olmaz. Görüntü aynen devam eder. Bu da tamam. Bir de eksili çarp Ben komple bu ifadeyi eksili çarptığımda hepsi aşağıya dönecek baş aşağı. O zaman en son benim grafiğim yukarısı aşağı indi. Bu oldu yukarısı aşağı indi. Bu oldu. Bu maviyle gösterdiğim ifadede eksi mutlak değer f x eksi. Pardon eksi bir yok. Eksi mutlak değer f x mutlak f x olarak bulunmuş oldu. E Bunun ilk durumla alakası var mı? Tabii ki de yok. Yani ben bu arkadaşı da eliyorum. İyisi ve iki iyisi gitti. Yine siliyorum. Son durumda üçüncü öncülümüze baktığımız artık cevabımızı zaten bulacağız. Diyor ki eksi f eksi x, x. Zaten bu şu demektir. Önce f eksi x'i bulayım f eksi x dediğim ifade bakın x yerine eksi yazmak demek y eksenine de kocaman bir ayna var. x solu sağ sağı sola kopyalıyor demek. Sağ tarafı sola kopyalıyorum. Sol tarafı sağa kopyalıyorum. Mavi ile gösterdiğim bu ifade f eksi x'tir. Sonra bir de bunu bir de bunu eksiyle çarp diyor. Eksi f eksi x'in de bu sefer x'te ayna varmış gibi düşünüyorum. Yani benim son durumdaki grafiğim şöyle şu rengi alayım. Üst tarafı aşağıya kopyalıyorum. Alt tarafı yukarı kopyalıyorum. En baştaki grafiğe döndüm. Yani bu arkadaşı buldum. Bu da eşittir, fx eşit oluyordu. Benden zaten bunu istiyordu. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Ve 111. sorumuzun cevabı 3i olarak olur. 112. sorumuzda gerçel sayılarda tanımlı bir f, f fonksiyonu fx verilmiş ax artı a kare x birden büyük 13 eksi x x birden küçük eşit. Biçimde tanımlanıyor. F fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre Bakın birebir ve örten olduğuna göre a değeri kaçtır diyor bana. Aslında bana şunu söylüyor. Şimdi bu fonksiyon bir noktasında parçalanıyor. Diyelim ki 13 eksi x şöyle farazi çizeyim. Nizami çizmiyorum. Mantığı anlayalım sadece. Benim y eşittir x'in bu olsun. x bir noktasında diyelim ki 13 eksi x'in grafiği bu ya. İşte ax artı a karenin grafiği de sol tarafa birin sol tarafında. Bakın şu birin sol tarafında şu olsun. Hiç fark etmez ki bu olsun. Hadi. Bu olsun. Burada bana söylemeye çalıştığı şey birebir ve örten diyor ya bakın birebir ve örten. Demeye çalıştığı şey aslında aslında şu noktanın dahil olduğu. Yani bu nokta hem bu fonksiyonu sağlar hem de diğer fonksiyonu sağlamak zorunda. Yani ben kritik noktayı bakın normalde bir tane olmak zorunda ama diğerine sağlamak zorunda. X yerine ben bir verdiğimde buranın kapalı olması için hem bu arkadaşı hem de bu arkadaşı sağlayacak x yerine 1 veriyorum. 13 eksi 1 eşittir. x yerine 1 veriyorum. a artı a kare olmak zorunda. 13 eksi 1 12'yi diğer tarafa attım. a kare artı a eksi 12 eşittir. Sıfıra çarpanlarımız a dedim. a dedim. A artı 4'e eksi 3. Buradan a1 değerim eksi 4'e. a2 değerim 3 eşit oldu. a değeri kaçtır diyor. a değeri kaçtır diyor. Bakalım. İkisi de olabilir mi? İkisi de olabilir normalde. Peki şöyle yapalım. 3 versem burası 3x artı 9 burası 13 eksi x. Eksi 4 X4 versem eksi 4x artı. Hmm. Şimdi hangisi olabilir onu gösterelim. Şimdi bir de bakın ben şu anda neyi buldum aslında? Ben şu anda örtemliğini buldum. Bire birini buldum. Bire bir, bir de birebir olmak zorunda. birebir mi diye bakalım. Yani bunları eşit yapacak bir değer var mı? Veya örten diye mi bakalım? 3x artı 9 bir eşitleyin bakayım bunları. 3x artı 9 eşittir. 13 eksi x'e diğer tarafa attım. 4x eşittir. 4'e x eşittir 1. x yerine 1 yazdığımızda eşitleniyor. Tamam bu zaten asıl amacımız buydu bizim. Birebir ve örten olduğuna göre birebir ve örten olmak demek. Çizelim mi? İlla çizdireceğim bana değil mi? Çizeyim. 13 eksi x zaten azalan bir fonksiyon. 13 x 1'de. Yani x yerine 1 versem ne oldu? 12'den geçti. Tamam. 2 versem küçülecek. Fonksiyon böyle küçüldü. Diğer tarafın artan olması lazım. Şimdi oldu. Şimdi oldu arkadaşlar. Bakın fonksiyonumuzun 13 eksi x'de eğer ben x yerine 3 verirsem 3 verirsem x yerine 3 verirsem 13 eksi x'den dolayı sağ taraf zaten yani x'in birden küçük olduğu taraf özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Toparlıyorum. x'in birden küçük olduğu taraf azalandır. Yani bu aşağıya doğru gider. Şimdi fonksiyonun örten olabilmesi için tüm reel sayıları elde etmemiz lazım. Bu aşağıya doğru gittiyse 13 eksi x veya yukarı doğru gittiyse bu ne oldu? Artan oldu. Diğerinin de artan olması lazım. Yani diğeri de şu şekilde bir yol izlemesi lazım ki ben bu y eksenindeki tüm reel sayıları elde edebileyim. Peki bu nasıl artan olabilir? x'e 0 verdim. Bakın 0 verdim. Bu tarafa doğru gidiyor. Bu bu olacak. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. 13 x fonksiyonu x birden küçük eşitse fonksiyonumuz şu şekildedir. Yani azalandır. E diğer tarafa geliyorum. E benim tüm reel sayıları elde edebilmem için bakın tüm reel sayıları elde edebilmem için benim yukarıdaki fonksiyonum da aynı şekilde bu şekilde azalan olması lazım ki tüm reel sayıları elde edebileyim. Peki bunun azalan olabilmesi için x'in kat sayısının negatif olması lazım. Burada olduğu gibi ben x için a için 2 değer buldum. Eksi 4 ve 3. Demek ki benim ikinci fonksiyonum. Yani bu ax artı a kare fonksiyonum. Eksi 4x eksin karesinin artı 16'ymış ki bu da azalmaya devam etmiş. E azalmaya devam ettiyse ben buradaki y'deki yani gerçel sayılardaki r'deki tüm elemanları elde edebildim. Ve bu şekilde örtenliği sağlamış oldum. Şimdi oldu. Çok uğraştık ama en sonunda oldu. Bu da 112. sorumuzun cevabını bizlere örtenlikten dolayı ve İkisinin de azalması gerektiği için yani ben buraya katsayı 3 yazsam bu buradan büyümeye devam edecek. E büyümeye devam ettiğinde sıfırın alttaki değerleri elde edemeyeceğim. O yüzden örten olmayacak. Bu şekilde arkadaşlar. katsayımız negatif olmak zorunda. Demek ki A sayımız eksi 4'tür diyorum. 112. sorumuzun cevabı da eksi 4 olarak bulunuyor. Toparladık sıkıntı yok. 113. sorumuz. Yargılarından hangileri doğrudur diyorum. Bakalım I şıkkımız y eşittir fx eksi 4'ün grafiği. Y eşittir fx'in grafiğinin 4 birim sağ ötelenmesi edilir. Ne biliyorum ben? Eksi 4'ü ben fx'e çevirmek istiyorsam buraya artı 4'ü ekleyeceğim. Ben artı 4'ü eklemem demek bu fonksiyonu 4 birim sola ötelemek demek. Bakın 4 birim sola ötelemek demek. Yani 4 birim sağ diyor. İ öncülüm yanlıştır. Bu 1. Hangileri doğrudur? fx 4'ün grafiği ha pardon tam tersiymiş. Şimdi fx verelimizde buraya ben eksi 4 eklemem demek bunu 4 birim sağa kaydırmam demek. Çünkü bunun grafiğini kaydırdığımızda bu elde ediyoruz diyor. İyi öncülüm doğru. y eşittir fx'in y eksene göre simetrisi y eşittir f eksi x'tir. y'ye göre simetri almak demek yukarıdaki aslında işlemin bir önemi yok. fx'in y eksene göre simetrini almak demek ortaya bir ayna koyduğumuzu düşünün. Demek ki artı sonuçlar eksiye eksi sonuçlar artıya yani x eksenine ilgilendiriyor. Demek ki f eksi x doğru bir ifadedir. y eşittir -X, x eksene göre simetriyi de y eşittir eksi Bu da görüntüyü ilgilendiriyor arkadaşlar. Görüntüyü ilgilendiriyorsa x eksen 6 ve üstünü ilgilendiriyor. Yani 12'nin eksi 12 olması için görüntüyü eksi çarpmamız gerekiyor. 3. öncülümüz de doğru. 113. sorumuzun cevabı da i, 2 ve 3i olarak bulunmuş olur. 114. sorumuz. Fogx eşittir gx kare eksi gx artı 2. Gofx eşittir 2fx artı 3. O olduğuna göre f1, f eksi 1 artı g'nin tersi 11 toplamı kaçtır diyor. Peki burası ne demek? Burası f'in içine gx yazmışım ve benim fonksiyonum gx'in karesi eksi gx artı 2 olmuş. Ben fx'i bulurum. Burada gx gördüğüm yere x yazarsam ki burada yazacağım. Bakın burada yazacağım. O zaman benim fx'im ne oluyor? fx eşittir x kare eksi x artı 2 oldu. Bu bir. E aynı mantıkta gofix demek g'nin içine fx yazmışım ve benim sonucum 2 fx artı 3 çıkmış. Bu sefer fx gördüğüm yere x yazıyorum her yerde. gx'i buluyorum. gx eşittir 2x artı 3'e. Bitti. f'in eksi 1 değerini bul diyor. Bulayım. f eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi 1 artı 1 artı 2 toplam 4'tür. G'nin tersi 11. Ben bunun tersini almanın hızlıca yolunu biliyorum. G üzeri eksi 1 x eşittir. Bu 1 yukarı gitti ve x eksi 3 bölü 2 oldu. İster ezbere gidin, isterseniz 2 ile yerin. 2 ile 1'in yerini ve işaretini değiştirin. E x yerine 11 yaz diyor. G'nin tersi 11 eşittir. 11 eksi 3 bölü 2'ye o da 8 bölü 2'den 4'tür. Yani burası 4. Diğer taraf 4 toplamda 8 olarak bulunur. 114. sorumuzun cevabı da bu şekilde 8'dir diyoruz arkadaşlar. 115. sorumuz. Gerçel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu. Çok yakın? Evet çok yakın. Gerçel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu. Her x gerçek sayısı için fx 1 küçüktür. fx artı 1 eşitsizliğini sağlıyor. Buna göre i2 3 -i yargılarından hangileri bakın her zaman doğrudur diyor. Bakalım. Bakalım. f eksi 3 f eksi 1 küçüktür. f eksi 1 çarpı f 1. Şöyle yapalım. f eksi 3 için benim her yere eksi 2 yazmam lazım. Her yere eksi 2 yazdığımda f eksi 3 küçüktür. Eksi 2 yazdım. f eksi 1'e. f eksi 3 küçüktür. f eksi 1'e. Bu 1. Bir. Sonra 1'i elde etmek için ben her yere 0 yazıyorum. Her yere 0 yazdığımda da her yere 0 yazdığımda da her yere sıfır yazdığımda da hmm, bak çok güzel. Şunu söylüyor bana. Şimdi benim elimde f-3 küçüktür. f-1 var. Burada f-3 var. Burada f-1 var. Burada f-1 var. Tamam. Sıfır yazayım bakayım ne oluyor. f yer x yerine sıfır yazdım. Buradan da f-1 küçüktür. f-1 oldu. f-1 de f-1'den küçükse f-3 küçüktür. f-1 küçüktür. F1 buldum. Şimdi tamam. Güzel. F-3 çarpı F-1 x'inin çarpımı F-1 çarpı F1'den her zaman küçüktür diyor. Peki bunun aksine örnek verebiliyor muyuz? Bakayım. F-3 küçüktür F1. Hmm. Bak, 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 bak Şimdi arkadaşlar. iki tarafta F-1 var değil mi? Ben burada işitliğin her iki tarafından f 1leri sadeleştirsem ne oldu? F-3 küçüktür F1 oldu. F-3 F1'den küçüktür. Fakat eğer benim f-1 değerim pozitif olsaydı bu sonuç doğruydu. Eğer benim f-1 değerim negatifse her iki taraftan negatif sayıyı sadeleştirdiğimde bu sefer f-3 büyüktür f-1 oluyor. Yani benim bu şartımın f-3'ün f1'den, f-1'den küçük olabilmesi için f-1'in pozitif olması gerekiyor. Peki f-1'in pozitif olması hakkında herhangi bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. O zaman bu her zaman doğrudur ifadesi yanlış oldu. Bu bir. Devam. F2 çarpı F4 çarpı F6. F2'yi nasıl elde ederim ben? F2 için her yere ne yazmam lazım? 3 yazmam lazım? Yazayım. 3 yazdım. Buradan F2 küçüktür. 3 yazdım. F4. Sonra 4 elde etmek için 5 yazmam lazım. 5 1, 5 artı 1. 5 yazdım. Buradan da 5 1'den F4 küçüktür. 5 yazdım. F6. Bu da küçüktür. F6. Şimdi burada 3 tane sonuç var. Diyor ki F2 çarpı F4 çarpı F6 sıfırdan büyüktür. Hocam hepsi pozitif mi? Hepsi negatif mi? Biri pozitif, ikisi negatif mi? İkisi negatif, biri pozitif mi? Bu, bu konu hakkında herhangi bir bilgi elimizde olmadığı için bakın olmadığı için ben bu konu hakkında bir garanti veremiyorum. Yani benim her zamanım veya kesinlikle yanlıştır, kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Bu da tamam. Devam ediyorum. F1 elde etmek için ben 0 vereyim. Eksi 1'e ihtiyacım yok. 2, 3 vereyim. 2 vereyim. 3 F1 için 2 versem buraya oluyor. Peki x yerine 2 verdiğimizde f 1 küçüktür. 2 artı 1'den f 3'e bu 1. Eksi 5 elde etmek için benim eksi 4 vermem lazım. Eksi 4 veriyorum. F eksi 5 küçüktür. Eksi 4 artı 1'den f eksi 3'e. Ve ben bu ikisini taraf tarafa toplasam. Sol tarafım f 1 artı f eksi 5. Küçük küçük küçük. Burası da F3 artı F eksi 3 oldu. Yani bu işlemi elde ettim her zaman. 115. sorumuzun cevabı da 3i olarak bulunmuş olur. 116. sorumuzda Z tam sayılar kümesi olmak üzere. F Z'den Z'ye tanımlı fonksiyonu Fx eşittir. X sıfırdan küçükse eksi x artı 1. X sıfırdan büyük eşitse 2 eksi x fonksiyonu kullan. Biçimde tanımlanıyorum. Buna göre F bileşke Fx 5 denkleminin çözülmesi bir elemanlıdır diyor. Bunu çözelim bu çünkü zor bir soru. Bakın bu bana şunu söylüyor. F'in içine fx yazmışım ve benim sonucum 5 çıkmış. Peki en son yazdığım şunu düşünün. En son yazdığım fx veya buraya ben a dersem ne buldum? F a eşittir 5. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? En son ben bu fonksiyonu kullanacağım ya da bu fonksiyonu kullanacağım değil mi? Yani ya bunun sonucu 5'tir ya da bunun sonucu 5'tir diyorum. Bakalım. Diyelim ki Eksi x artı 1'in sonucu 5 ise diğer tarafa attım. Eksi x eşittir 4'e. Buradan x eşittir eksi 4'e. Bu ne anlama geldi? İçerideki a sayısı eksi 4 olabilir. Veya 2 eksi x sayısı 5 ise. Bakın 2 eksi x sayısı 5 ise. Eksi x bu tarafa attım. x eşittir eksi 3. İçerideki a sayısı eksi 3 olabilir. Şimdi dikkat. a dediğim sayı da fx'ti. Yani benim içerideki ifadem fx ifadem ya eksi 4'tür veya içerideki benim fx ifadem f eksi 3'tür. Bu ikisinin sonucu da bakın fx değil fx'im pardon. İçerideki fx'im ya eksi 4'tür ya da benim içerideki fx'im eksi 3'tür. Bir kontrol edeyim. Kontrol edeyim. 5 olması için eksi x diğer tarafa attım. 4'ten eksi 4 gelecek. Ya da 2 eksi x 5 ise bu da eksi 3 gelecek. Doğrudur. Yani benim İçerideki a sayım ya eksi 4 ya da eksi 3 olduğunda 5 sonucunu verir. Fakat, 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 fakat. Dikkat. Var mı? Sorun yok. Fx'imiz ya eksi 4 ya da benim fx'im eksi 3. O zaman bu eksi 4 ve eksi 3 değerleri hem buna hem buna hem de buna hem de buna eşitleyeceğiz. Sırayla eğer benim eksi x, x artı bir ifade çünkü fx ya bu sonucumun eksi 4 olabilmesi için diğer tarafa attım. Eksi x, x dediğim ifade eksi 5'e x'imizin 5 olması lazım. Fakat birinci kümeyi kullandığıma göre x sıfırdan küçük olması gerekiyor diyor. Ne buldum? 5 buldum. Burası olamaz. Bu 1. Sonra ikinciye bakıyorum. Eksi x artı 1 eksi 4 demiştik. Diğer taraf eksi 4 olabilir. 2 eksi sonucumuz yani benim fx'im 2 eksi x olabilir. 2 eksi x olduğunda eksi 4 eşit olabilir. Diğer tarafa attım. Eksi x eşittir. 6'ya x eşittir. 6'ya bakıyorum. x 0dan büyük eşit olsun diyor. 6 buldum. Oluyor bu benim kökümdür. Eksi 3 için yazıyorum. Eksi x artı bir ifadesi eğer eksi 3 ise bu tarafa attım. Eksi x eşittir. Eksi 4'e buradan x eşittir. 4'e fakat sıfırdan küçük olsun diyor. Olamıyor. Son olarak 2 eksi x ifadem benim. Eksi 3 olabilir. 2'yi bu tarafa attım. Eksi x eşittir. Eksi 5'e buradan x eşittir. 5 diyor. Şimdi x eşittir. 5 diyor. Tekrar bakalım. 2 eksi x x eşittir 5. Sıfırdan büyük eşit olmuş diyor. Adım adım gelelim hatta. F bileşke f x'i arıyorum ben. Eğer ben x yerine 5 yazarsam ne oluyor? F'in içinde f5 oluyor. Bir yanlışlık yapmadıysak bir bakayım. F içinde f5. Alttaki fonksiyonu kullanıyorum. F5 demek 2 eksi 5'ten eksi 3'tür. Yani burası f eksi 3 oldu. Eksi 3 içinde yukarıyı kullanıyorum. X yerine eksi 3 yazdım. Eksi eksiden artı 3 artı 1'den 4 oldu. Küçük bir hata yapmış. Nerede hata yaptım ben? Bu eksi 3 hata yaptım. Çünkü bu yukarıdan gelmiyor. kontrolümüz kontrolümüzü yaptık. Burası yukarıdan gelemiyor. Çünkü x yerine benim pozitif olan 5 değerini yazmam lazım. E, o zaman alt tarafı kullanıyorum. 2 eksi 5'den eksi 3. F eksi 3 için yukarı geldim. Eksi eksi 3'den 3 artı 1'den 4 oldu. Ama benim sonucumun sonucumun 5 olması gerekiyordu. Yani buradan çıkmıyor. Nerede hata yaptık biz ya? fx 5 tam. F'a ya x4 oluyor, x3 olacak. Bakalım tekrardan. xx x artı 1 değerim 5 ise 4. x değerim x4 olabiliyor. 2 xx değerim 5 ise diğer tarafa attım. x x3. 3 x eksi 3 olabiliyor. Yani x değerimiz yani F'a değerimiz ya x4'e ya x3 eşit. x4 için baktık. Buraya işledim 5. 5'i sağlatmıyor. Buraya 6 yazdım bakın sağlatıyor. Sonra 2 x, x sayısını eksi 3 eşitledim. x'imiz 5 çıkıyor. Bir de 2 eksi x sayımızı 2 eksi x sayımızı eksi 3 eşitlik çıktı. Eksi x artı 1 eksi 3 eşitlik çıkmadı. x 4 oluyor. 4 olduğu için burada almam gerekiyor. Tamam x 5 beş çıktı. 5'i yerine yazayım. Bir kere daha saltayım mı? x seni 5 yazdığımızda 5 sıfırdan büyük eşit olacak diyor. 5 yazdım. 2 eksi 5'den eksi 3. Eksi 3 yukarı yazdım. 5 çıkmıyor. Tamam bu sağlamıyor. Sağlayan sadece 6 değerimiz var. Kafayı karıştırmaya gerekiyor. Karıştı çünkü. Buradan birinci öncülümüz doğrudur. f fonksiyonu örtendir diyor. Örten olabilmesi için buradaki z tam sayılarının hepsini elde edebilmem gerekiyor. Bakalım. Şimdi i̇lk şartımızda bizim x'in sıfırdan küçük olma şartı var. Fonksiyonumuz ne? x, x artı 1. x 0'dan küçükse görüntüyü buluyorum. Görüntü için benim x, x artı 1 bulmam lazım. Her iki tarafı x'ini çarptım. Eksi x büyüktür sıfıra. Bir de her yere 1 ekledim. Eksi x artı 1 bir büyüktür 1'e. Demek ki benim görüntü kümem 1'den büyüktür. O zaman hocam ben 2, 3, 4, 5, 6 bla 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 tüm tam sayıları değer küçülttükçe elde edebiliyorum. Bu bir. Diğer tarafa geldim. x büyük eşittir 0 diyor. 2 eksi x sanıyorum. Her iki tarafı eksiye çarptım. Eksi x küçük eşittir 0. Bir de 2 ekledim. 2 eksi x küçük eşittir. 2. Buradan da elde edebileceğimiz tam sayılar. 2, 3 küçük eşittir. Diğeri büyük eşittir miydi? 1'den büyük 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 2, 2'den küçük eşit olacak. Bakın elde edeceğimiz sayılar bizim 2'den küçük olacak. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi sonsu, sonsuza kadar giriyor Güzel. F fonksiyonu örtendir diyor. Fark ettiğiniz gibi buradan 2'den sonraki tüm tam sayılar. Burada da 2'den önceki tüm tam sayıları elde ediyorum. Yani benim fonksiyonum örtendir. Fakat birebir değildir. Çünkü burada da 2'yi elde edebiliyorum. Burada da 2'yi elde edebiliyorum. Bu benim birebirliğimi bozuyor. O zaman i ve 2'den 116. sorumuzun cevabı i ve 2 olarak bulunmuş oluyor. Vay. Bu soruları geçen sene yazmıştım. Terletti. Taze taze yazınca güzel çözülüyordu da. Evet biraz zor bir sorular. 117. sorumuz. İki basamaklı doğal sayılar kümesinde bir f fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Yine yani kontrol edeyim de. x'ye iki basamaklı sayı olmak üzere fx'ye fonksiyonu x üzeri y eğer x'ye'den büyükse x x'ye'den küçük eşitse 100 eksi x y. buna göre fa64 eşitliğini sağlayan a değerleri toplamı kaçtır diyor bana. Güzel. İki basamaklı bir sayı olacak ve bunun Bakın eşittir. 64 olacak. Bu 64 buraya eşit olabilir. Bakın bir gibi. Veya buradan eşit olabilir. Üst taraftan eşitliyorum. X üzeri Y eşittir. Eğer 64 ise. 64'ü ben nasıl elde edebilirim? 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6. Ya 2 üzeri 6 derim. Ya da 4'ün kübü derim. Ya da ya da başka var mı? 16'nın karesi. 4 küp yok. Olmaz. Ya da 64 üzeri 1 derim. Fakat X, Y'den büyük olacak. Tabandaki sayım üsttekinden büyük olacağı için ve bunlar rakam olacağı için 2 2'ye 6 olamaz. 64'e 1 olamaz. Sadece 4'e 3 olabilir. Yani x dediğim sayı 4, y dediğim sayı 3. O zaman benim fxy sayım 43'tür. Yukarıdan dolayı. Aşağıya geldim. <laughs> Aynı şekilde 100 eksi x çarpı y dediğim sayı 64 olabilir diyor. 64'ü bu tarafa attım. 36 eşittir x çarpı y'ye. Bu nasıl mümkün olabilir? X'in Y'den küçük eşit olması lazım. Peki çarpım tüm ihtimalleri değerlendiriyorum. 36 eşittir. X çarpı Y ise bu arada X ve Y rakam olacak ya. Rakamlar üzerinden gidiyorum. Yani gidip de ben buraya 1 çarpı 36 yazmayacağım. 2 çarpı 18 de yazmayacağım ama 3 çarpı 12 de yazmayacağım. Burası X 4 olur. Y sayısı da 9 olur. Başka 5 olmaz. 6 çarpı 6 olur. X Y'den küçük eşit olacaktı. Diğer ihtimallerde x, y'den büyük oluyor. Demek ki benim sayılarım 49 var. Bir de 66 var. Bu üçünün toplamı 6. 3 daha 9. 9 daha 18'den 1. 6, 10, 14, 1 daha 15. Ne yaptı? 158. Başka ihtimal var mı? Tekrar bakayım. 8'in karesi 64. Eşittir. 8'in karesi var. Bir de buradan 82 sayısı var. Onu da ekleyelim. Nasıl kaçırdık gözden. Bunu da ekliyorum. 8, 2, 10, 0, 1. 8, 5, 13, 1 de 14, 1. geldi 240. Bu da bana 117. sorumuzun cevabını 240 olarak bulmuş oluyor arkadaşlar. 118. sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımla. Bu arada birazcık daha karmaşık sayılar sorular çözelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x y gerçel sayıları için fx artı eşittir fx artı fy eşitliğini sağlamaktadır. F4 eksi F2 8 olduğuna göre F6 çarpı F3 bölü F8 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Buradan ben ne bulabilirim? Bak, buradan ben şunu bulabilirim. F4 dediğim ifadeyi sonuçta 4 demek 2 artı 2 dersem F4'ü ben şöyle yazabilirim. Bakın 2 artı 2'den F2 artı F2 yazsam yanında eksi F2 var. Bu işlem 8'miş. E bunlar gittiğinde benim bulduğum sonuç F2 eşittir 8'dir. Bu 1. Sonra. Aynı şeyi F2 için yapıyorum. Ben burayı 1 artı 1'den F2 dersem. Demek ki 1 artı 1. Yani bu F2 dediğim ifade aslında F1 artı F1'dir. E bu da 8 ise. E bunun toplamı ne? 2 tane F1 eşittir. 8'e. 1 tane F1 4'e. Bu şekilde sorumuz bitti. O zaman hocam ben F3 dediğim sayıyı bakın. Sonuçta ben F2 dediğim sayıyı 2 tane F1'e indirgedim. F3 dediğim sayı da 3 tane F1'e parçalaya parçalaya indirgeyebilirim. Hatta bir tanesini yapayım. Ben F3 dediğim sayıyı F2 artı 1 yazarım. Bu işlem şöyle yazılır. F2 artı F1. F2 dediğim sayıyı da 2 tane F1 demiştim. Bir tane de buradan geldi. Toplam 3 tane F1 oldu. Bitti. F3 dediğim sayı 3 F1. F6 dediğim sayı 6 tane F1. F8 dediğim sayıda 8 tane F1'dir. Her bir F1 4'tü. 3 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 4 bölü 8 çarpı 4'e. 4'ler gitti. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 6, 2'ye böldüm 3. 3 çarpı 3 tane 9 cevabını buldum. 118. sorumuzun cevabı da 9 olarak bulunuyor. 119. sorumuzda şekilde f fonksiyonunun grafiği görülmektedir. gx, bakın gx fonksiyon. Taralı bölgenin alanı şeklinde bir fonksiyon tanımlanıyor ve f bileşi g(x) 162 olduğuna göre x diyor kaçtır diyor bana. f(x)imiz belli. x seçiyorum f(x) ve g(x) de taralı bölgenin alanı. Hocam g(x)imiz belli. g(x) ben şöyle bulurum. Taralı bölgenin alanı demek. Bakın dik kenarların çarpımı bu uzunluğumuz x, yüksekliğimiz 2x. X yani x yazdım 2x. Yani alanımız x çarpı 2x bölü 2. E buradan da ne buldum? x kare. Sorumuz bitti. F bileşki gx 162 olduğuna göre x kaçtır diyor. fx'imiz belli mi? Belli. fx'imiz de 2x'miş. Bakın. fx eşittir 2x'miş. F bileşki gx'i bulalım. x gördüğüm yere gx yani x kare yazıyorum. F gx eşittir 2 çarpı x gördüğüm yere x kare yazıyorum. Bu işlem 162'ye eşitmiş. Her iki tarafı ikiye böldüm. x kare eşittir 81'e. Bunun x'in alacağı iki değer vardır ki pozitifini istiyor bizden. x sayısı 9 olarak bulunur. 119. sorumuzun cevabı 9'dur diyoruz arkadaşlar. 120. sorumuz fx eşittir 3 üzeri gx ve f bileşke hx eşittir 27 üzeri x artı 3. Ve benden soru gohiki istiyor. Gohiki demek g'nin içine h 2 yaz demek. Bakın g'nin içine h2 yaz demek. Güzel. Burada bir sıkıntı yok. Değil mi? gx burada. Harika. Şimdi h2 nasıl bulabilirim? Ben burada h2 yazabilirim. Evet. Yazayım mı? Yazmayayım. Şöyle yaparsam. H2 x yazarsam. fx 3 üzeri gx. F bileşke hx. 27 üzeri x artı 3. Şurayı 3 tabanını indirgersem. O da olmaz. Peki burada f'in içine hx yazarsam. Şimdi oldu. Bakın üstteki fonksiyonu alıyorum. X gördüğüm yere HX yazıyorum. O zaman burası F'in içinde HX eşittir. 3 üzeri G içinde X vardı. X gördüğüm yere h, #x yazdım. Burası F X, #f bileşke HX, burası F h HX ve bu işlem 27 üzeri X artı 3'e eşitmiş diyor. Eşittir. Artık sonucu bulalım. 27 dediğim sayı ben 3 üzeri 3'ün X artı 3'üncü kuvveti yaptım. 3'leri çarptığımda da 3 üzeri 3x artı 9'dur. E bakıyorum. Tabanımız 3, tabanımız 3. O zaman üstler eşit olmak zorunda. G'nin içinde hx eşittir. 3x artı 9'a. X gördüğün yere 2 yaz diyor. G bileşke h2 eşittir. 3 çarpı 2 artı 9'a. Bu da 6 artı 9'dan 15'e. 120. sorumuzun cevabı 15 olarak bulunmuş olur. 121. sorumuzda fx eşittir x kare eksi x eksi 20 fonksiyonu veriliyor. Buna göre mutlak değer fx bölü fx eşittir eksi 1 eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Bu eşitliği sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bakın düşünün. Bir kere benim fx'im 0 olamaz. Biraz da bu ikinci eşit eşitsizliklere giriyor. Olsun. Mesela burası artı. Yani benim fx'imin sonucu. Eğer sıfırdan büyük ise Pozitiftir. Mutlak değer dışına aynen çıkar. Bu da pozitiftir. Bölümleri artı 1'dir. Fakat sonucun eksi 1 çıkabilmesi için demek ki benim buradaki fx'imin sonucu sıfırdan küçük ki mutlak değer dışına eksiye çarpılıp çıkıyor. Eksi fx bölü faydamız fx. Bölümleri de eksi 1 olur. Yani burası aslında diyor ki bana senin fx'in diyor sıfırdan küçükmüş diyor. Yani diyor ki sana x kare eksi x eksi 20 ifadesi sıfırdan küçüktür diyor. Şimdi bunun grafiğini çizerek bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Tamam girmeye gerek yok. Ama grafik için parabol lazım. Şimdi bunu ister ikinci dereceden eşitsizliklerden çözün. isterseniz grafikten çözmeye çalışın. Bu soruyu eşitsiz yani bu soruyu iki yoldan çözebilirsiniz. Şimdi siz eşitsizlik ve grafik bilmiyorsunuz. Parabol bilmediğinizi kabul ediyorum. Çözebilir misiniz bu soruyu? Değer vererek belki. Ama bu soruyu çözmenin yolu ikinci dereceden eşitsizliklerden çözmektir arkadaşlar. Çözelim. x, x buraya da eksi 5'e artı 4 dersem çarpımları x kare, çarpımları eksi 20, toplamları eksi x. Ve buradan x1 kökü 5'e x2 köküm eksi 4'e. Tablo yöntemine geçiyorum. Bildiğinizi kabul ediyorum şu anda bunu. Bilmiyorsanız da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu soru buraya kaynamış. Kusura bakmayın. Kökleri küçükten büyüğe doğru. Eksi 4'e 5'i yazdım. Bakın burada eşitlik var mı? Yok. Bu arkadaş açık. Bu arkadaşlar açık. X karenin katsayısı 1 yani pozitif. Şuna gerek yok. 1 yani pozitif. Artı ile başlıyorum. Köke geldim. Eksi. Köke geldim. Artı. Sıfırdan küçük olan bölge istiyor. Yani burası benim çözümümdür. Demek ki eksi 4 ile 5 aralığında sonucum negatif çıkıyor. Burada alacağı tam sayı değerleri. Eksi 4'ten büyük olan eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. 3 ve 4'tür. Benden bunları toplamını istiyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3 gitti. 4 ve 0'dan geriye sadece 4 kaldı toplam. Bu da 121. sorumuzun cevabını bize 4 olarak buldurmuş oluyor. Arkadaşlar şu bilgi bana fx'in 0'dan küçük olduğu bölge istiyor. Ha bunun grafiğini çizersiniz. Parabol biliyorsanız. Oradan da x eksenin altında kalan kısımları bulabilirsiniz. 122. sorumuz. R'den R'ye f, g, h fonksiyonları fx, gx, hx olarak tanımlanıyor. Bu üç fonksiyonun grafiği A noktasında kesiştiğine göre. Yani bu doğrusal fonksiyon. Bu doğrusal fonksiyon. Diğeri de doğrusal fonksiyon. Bu üçü bir A noktasında kesişiyorsa. Fark ettiğiniz gibi iki şerli de A noktasında kesişiyor. Benden M'yi istiyor zaten. Ben bu ikisini ortak çözsem. Fx ve Gx. Diyelim ki bu Fx. Diyelim ki bu Gx olsun. Hocam bunların ortağını bulursam bu ortak üçüncü fonksiyonun da ortağı olmak zorunda x artı 2 eşittir 4 eksi x dediğimde eksi x'i bu tarafa attım 2 x'e 2'yi diğer tarafa gönderdim 2'ye buradan x eşittir 1'e yani benim fonksiyonumun birinci öncülü 1'dir çünkü bu da sıralı ikili olarak eşit olacak sadece bir nokta değil e, x x'i 1 ise ya bu fonksiyon ya bu fonksiyon fark etmez x 1 yazdığımızda 1 artı 2'den ikinci öncülü de 3'tür yani bu a noktası 1'e 3'tür ve bu h'ı sağlar yani x yerine 1 vereceğim. Sonucu 3 çıkacak. Verelim. x yerine 1 verdim. 2 çarpı 1 eksi m sonucu 3 çıkacak. 2'yi diğer tarafa attım. Eksi m eşittir 1'e. Buradan m eşittir eksi 1'e. Benden bunu istiyordu. 122. sorumuzun cevabı da m eşittir eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. 123. sorumuz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için a tam sayı olmak üzere bakın fx eşittir a eksi x elemanıdır. Bu a 1 ile yani buradaki katsayının sayının 1 eksiği ile kapalı. Diğeri açık biçiminde tanımlanıyor. Buna göre f2 artı f7 bölü 3 toplamı kaçtır diyor. Bakın fonksiyon nasıl tanımlanıyor. Dikkat. Şöyle ki a x x elemanıdır diyor. a 1 kapalı. Yani mesela f2 için bu x'imiz elemanıdır parantez. Buradaki x elemanıdır a eksi 1. A tam sayı olmak üzere. Şimdi ben buradan 2'yi seçtiğime göre ben bu 2'yi nereden seçebilirim? Buradan seçebilirim. Yani burası ne oluyor o zaman? 2 virgül 2'nin bir fazlası 3 oluyor. Çünkü ben 2 elemanını almışım. 2 elemanı ben bu x'i buradan seçmişim ya. 2 elemanı. Bu 2 ile 3 aralığında oluyor. Ki bu alt sınırdaki 2'yi alabileyim. O zaman a sayısı otomatikman 3 olmuş oluyor. E, A sayısı 3 ise benim fx'im 3 x oluyor. E, f 2'yi bulmak istiyorsam da x yerine 2 yazdığımda f 2 eşittir 3 çarpı 2'den 6 oluyor. Yaz bunu. Bu senin ÖSYM sorusu. Tekrar ediyorum. fx x eşittir a x tanımlanmış ama bu x'i ben öyle bir seçiyorum ki kat sayının bir eksiği ve bir fazlası aralığından tam sayı alıyorum. Şimdi a dediğim sayı açık zaten. E demek ki benim tam sayım bu olmak zorunda. Benim bu tam sayımı 2 al diyor benim bu 2'yi alabilmem için alt sınırın 2 olması gerekiyor. E A-1 2 ise A3'tür. Demek ki bu 2 ile 3 aralığından ben 2 sayısını seçeceğim. A sayısı olacak bu. A sayısı 3'tü zaten. Demek ki benim fonksiyonum 3x oldu. E x yerine de 2 yazdım. Çünkü 2 yaz diyor. Bu da 3 çarpı 2. 6 olarak bulunuyor. Güzel. 7 bölü 3 dediğim sayı 3, 6. 2 küsür bir sayıdır. Şimdi ben bu x elemanını seçeceğim değil mi? Ve A tam sayı. Ben bu x elemanını 2 küsür sayıyı A eksi 1 ile A arasından seçeceğim. E nasıl seçerim? Yine aynı şekilde 2 ile 3 arasından bir sayı seçmem lazım benim. Çünkü 7 bölü 3 dediğim sayı 2 küsür 1 sayı. E 2 ile 3 arasında bir sayı seçiyorsam e bu ifade A'ydı. Yine aynı şekilde benim fx, f fonksiyonum 3x oldu. Ve x gördüğüm yere de 7 bölü 3 yaz diyor. F 7 bölü 3 eşittir. 3 çarpı 7 bölü 3'e. 3'ler de sadeleştiğinde. Bakın gitti gitti geriye 7 kalıyor. İkisinin toplamını istiyor. F2 dediğim 6 artı F3 dediğim f 7 bölü 3 dediğim 7 toplamda 13 bulundu. Ve 123. sorumuzun cevabını da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Yani konu anlatımımızın ikinci kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Daha geriye 6 tane video gelecek. Kaya sorular 1, kaya sorular 2, kaya testler 1, kaya testler 2, elit sorular ve elit testler olmak üzere daha 6 tane soru çözümü gelecek. Yani konu burada bitti mi? Hayır. Konu bu 6 videonun sonunda bitecek mi? Tabii ki de hayır. Daha bunun peşine parabol, polinom, ikinci derece eşitsizlik ve öncesindeki denklemler, işte üst sayılar, köklü sayılar hepsi dahildir arkadaşlar. Çok geniş bir konudur ve de çok özel bir konudur deyip şöyle kapanış sayfasına yavaştan geçmek istiyorum. Şöyle yaparsak nasıl olur? Harika. Neyse i̇şte buradan geçelim direkt ya. Evet arkadaşlar 17. gün fonksiyonları Konu anlatımının ikinci kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Tikimizi atıp kapatalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Biraz yoruldum ben çünkü sorular beynimi yaktı. Eğer bu dileklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.